Yani her ilden katılımların olduğunu görmek gerçekten mutlu ediyor. Özellikle eski öğrencilerimizin, Kastamonu'dan mezun olan öğrencilerimizin burada karşılaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Daha önce İl Milli Eğitim Müdürlükleri kapsamında bazı öğretmen akademilerinde yine eğitimler vermiştik online veya yüz yüze olanlar da olmuştu. Oradakiler selam gönderiyor. Gerçekten o mutluluğunu tekrardan yaşıyorum. Sağ olun. Ertan Bey sağ olsun kısaca bizi tanıttı. Yani Tunay Kamer, Kastamonu Üniversitesi'nde görev yapıyorum dediği gibi. Kendi mezun olduğum okulumda çalışmanın haklı gururunu taşıyorum. Başka üniversitelerde çalıştım ama tekrar dönüp dolaşıp kendi üniversitemize geldik. Benim çalışma alanım eğitim, sosyal ve tarihi temelleri. Yani bu kapsamda eğitim sosyolojisi ve eğitim tarihi diyebiliriz. Bu ders yani şöyle söyleyelim. 1998 eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması kapsamında, Dünya Bankası projesi kapsamında bu dersler müfredattan çıkarılmıştı ama 2006 yılından itibaren tekrardan bu derslerin müfredata girdiğini görüyoruz. Aşamalı olarak girdi. Tüm bölümlerde yoktu. Okul öncesi öğretmenliğinde ve belli branşlarda vardı ama 2018 yılından itibaren de tekrardan tüm bölümlerde zorunlu hale getirildi bu dersler. Eğitim sosyolojisi, eğitim tarihi, eğitim felsefesi, eğitim antropolojisi keza. Bugün çalışma alanlarımla ilgili size eğitimi etkileyen sosyal ve kültürel olgular ve olaylardan bahsedeceğim. Yani bu kapsamda şunu söylemeye çalışacağız, biz bunu anlatmaya çalışacağız dilimiz döndüğünce. Yani eğitim, toplum, kültür ilişkisi nasıl ortaya çıkmış? Toplumlar oluşurken eğitimi etkilemişler mi? Toplumlar kültürü oluştururken eğitimden nasıl yararlanmışlar? Özellikle Türk eğitim sistemine bu toplum ve kültür ilişkileri nasıl yansımış? Bugünkü webinarımızın konusu, ana teması bunlar olacak. Bu kapsamda ben size bugünkü bahsedeceğim konular, webinarın içeriği olarak baktığımızda temel kavramlar nelerdir? Onlardan kısaca bahsedeceğiz. Eğitim, toplum, kültür ilişkisinden bahsedeceğiz. Daha sonra tarihsel düzlemden itibaren günümüze kadar toplumsal ve kültürel hayatın eğitime yansıma boyutları nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Özellikle Osmanlı dönemindeki modernleşme hareketleriyle birlikte eğitimde bir kültürel değişimin yaşandığını gözlemliyoruz. Buradan başlayarak Cumhuriyet dönemindeki ilke ve inkılapların, özellikle Cumhuriyet dönemindeki tarih ve dil ve ilgili millileşme politikalarından bahsedeceğiz. Daha sonra günümüzde hala tartışılan karma eğitim, yani kız ve erkeklerin birlikte okuması ile ilgili tartışmaların geçmişten günümüze kadar nasıl yansıdığı, bunu kültür ve toplum hayatımıza nasıl etkilediği ile ilgili bazı kısa bilgiler vereceğiz. Türk hümanizmasının, daha doğrusu hümanizm hareketlerinin Türkiye'ye nasıl girdiğini, bunun eğitim sistemimize nasıl yansıdığı konusunda bilgiler vereceğim. Hümanizm hareketlerinin girişi Hasan Ali Yücel döneminde olduğu için Hasan Ali Yücel ile ilişkilendirerek bazı bilgiler vermeye çalışacağız. Keza kültür değişimi genelde müfredat değişimine de eşleştirilir. Yani tüm ülkelerde, tüm eğitim sistemlerinde müfredatlar zaman zaman değişiklik gösterebiliyor. Çünkü dünya değişiyor. Değişen bilgilerle birlikte müfredattaki öğrencileri kazandıracağımız belli davranışların da değişmesi gerekiyor. Bu kapsamda müfredat değişimleri kültür değişimi sağlar mı, sağlamaz mı? Toplumu nasıl dönüştürür veya şekillendirir? Bunlarla ilgili de bilgiler vereceğiz. Daha sonra radyo, TV ve sinemanın etkisi. Radyonun evlere girmesiyle birlikte haber kaynağımızın ya da kültürün aktarma aracı olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Keza televizyonların, Türkiye üzerine baktığımızda özel televizyonların girmesiyle birlikte sinema sektörünün eğitimde kullanılmasında veya hala biz zaman zaman sosyal medyada birbirimize belli filmleri öneriyoruz. İşte öğretmenlik ya da eğitime dair hangi filmler var diyoruz. Sonuçta sinemalarda bir kültürel aktarımdır ve toplumu kültürel anlamda bir düzene sokmaya çalışır diyebiliriz. Diğer bir konu başlığımız Bin Temel Eser Projesi. Bu kapsamda Süleyman Demirel döneminde yapılan kültür hareketleriyle alakalı önemli bir projedir. Son olarak da Yüz Temel Eser Projesi'nden bahsedeceğiz. Hüseyin Çelik'in Milli Eğitim Bakanlığı döneminde başlatılan. Yani kısaca bugünkü webinarımızın içerikleri bunlar olacak. Öncelikli olarak temel kavramlardan başlayacak olursak, yani insan malumunuz doğduğunda biyolojik bir canlı olarak dünyaya meydana geliyor. Yani tek başına diyelim. Belki bir ailede doğuyor ama ailedeki belli bilgileri de alabiliyor. Ama temel olarak baktığınızda insanlar tek başına yaşayamazlar. Belli temel gereksinimlerini karşılayamazlar. Dolayısıyla diğer insanlardan bu annesi, babası, kardeşi, yakın çevresi,
Hepsi olabilir. Diğer insanlardan bir takım yardım bekler. Dolayısıyla belli temel gereksinimlerini gerçekleştirmek adına diğer insanlardan yardım alırlar ve diğer insanlara yardım ederler. Bu beraberinde neyi getirir? İş bölümü ya da işbirliği dediğimiz kavramları açığa çıkarır. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyoruz. Bu işbirliği ve iş bölümü dediğimiz şey insanları bir arada tutmaya çalışır ve toplum dediğimiz mekanizmaları oluşturmaya başlar. Toplum bir araya yani belli birliktelikler, tabii ki toplumun tanımı belli bir coğrafyada yaşayan, belli bir amaçları olan, belli bir ilişkiler kuran, ortak değerleri paylaşan insan birlikteliği olarak tanımlanabiliyor akademik olarak baktığımız ama kastettiğimiz şu, insanların bir araya gelmesiyle belli birliktelikler oluşuyor. Bu birlikteliklerin devam etmesi adına işbirliği ve iş bölümüyle ilgili belli davranış kalıpları geliştirmeye başlıyor insanlar. Bu davranış kalıpları geliştirmeye başlamayla birlikte şöyle söyleyelim, yani toplumsal düzeni sağlamak amacıyla ya ben birine yardım ediyorum, diğeri bana yardım ediyor. Bu yardım ederken yapmış olduğumuz davranış ikimiz tarafından hoş karşılanıyor, beğeniliyorsa bu davranışları biz devam ettirme eğilimini gösteriyoruz zaman içerisinde ve benimsiyoruz, içselleştiriyoruz, bizden bir şey oluyor. Bu içselleştirdiğimiz, benimsediğimiz ve süreklilik haline gelen davranışlar ne olmuş oluyor? Kültür dediğimiz davranışlar haline dönüşmeye başlıyor. Dolayısıyla toplum zaman içerisinde belli davranışlar ya da belli hoşa gitmeler, hoşuna giden hareketler, ilişkiler gibi kavramları benimsedikçe kültür dediğimiz altyapılar oluşmaya başlıyor. Şimdi kültür tamam oluşuyor. Kültür oluşmasıyla birlikte bu kültürün korunması veya aktarılması söz konusu. Burada da eğitim devreye giriyor. Aslında insan var olduğundan beri eğitim olgusu var. Yani şöyle söyleyelim, olayın birazcık daha felsefi boyutuna gidecek olursak, yani insan mutlaka bir şeyler öğrenme ya da öğrenme arzusu, öğretme arzusu içerisinde olur. Yani yeni öğrendiğiniz bir şeyi mutlaka biriyle paylaşma ihtiyacı duyarsınız. Yani bugün ben size çok farklı bilgiler versem, yani en yakınızda eşinize, çocuğunuza ya da diğer bir öğretmen arkadaşınıza, "Aa, bu böyleymiş." diye paylaşma ihtiyacı duyuyorsunuz. Bu bir içgüdüsel bir davranıştır aslında. Yani şunu söylemeye çalışıyoruz. Tarihsel süreçten beri zaten eğitim olgusu var ama günümüzde anladığımız örgün eğitim tarzında kurumsal yapıların oluştuğunu söyleyemiyoruz tabii ki ama insanlar birbirlerine mutlaka bir şeyler öğretme arzusu içerisinde olmuşlar. Şimdi eğitim, toplum ve kültür ilişkisine baktığımızda seminerlerinde ben sıklıkla bu örneği veriyorum zaten de hatırlarlar belki dinleyenler. Toplum, kültür ve eğitim ilişkisini anlatırken eşkenar üçgenden yararlanabiliriz. Nasıl? Eşkenar üçgenin sunumda da gördüğünüz üzere 3 eş köşesi var. Bu her bir köşeye toplum, kültür ve eğitimi yerleştirebiliyoruz. Yani oklarda da görüleceği üzere yani az önce demiştik ki insan birlikteliği toplumlar oluşur. Toplumlar zaman içerisinde benimsedikleri bilgileri davranış haline dönüştürürler. Bu davranışlar kültür dediğimiz belli kalıpları, örf, adet, gelenek, görenek, norm dediğimiz belli kalıpları oluşturur. Bu kalıpların korunması ya da öğretilmesi, aktarılması eğitim yoluyla olur. Bakın eğitim sisteminiz çok iyi olur, iyiyse toplumunuz da çok iyi olur. Toplumunuz çok iyiyse sizin kültürünüz de çok iyi olur. Burada bazen zaman zaman kavram yanlışlıkları kullanılabiliyor. Nedir? İşte kültürsüz insan diyoruz. Kültürsüz insan olmaz. Cahil insan yerine bu lafı kullanıyoruz tabii ki. Yani mutlaka herkesin kendine ait kültürü var. Ama kültür nedir? Yani toplum, kültür, eğitim değişmeyen, yani mutlaka değişebilen öğelerdir. Değişmeyen hiçbir toplum, kültür ve eğitim olgusu yoktur. Zaman içerisinde bunların hepsi değişiklik gösterir. Ki şöyle düşünün, zaman zaman çocuklarımıza kendi çocukluğumuzu anlatırken bizim çocukluğumuzda bunlar vardı diyoruz. Veya bizim eğitim sistemimizde biz siyah önlük giyiyorduk diyoruz. Şimdi önlük giyme dahi örneğin bazı okullarda yok, formaya geçildi ya da serbest kıyafet uygulaması. Veya toplumların yaşayış biçimlerine bakıyorsunuz. Anne kızını anlatıyor, bizim evlilik adetlerimiz böyleydi ama günümüzde farklılaştı deniyor. Yani kastetmiş olduğumuz, yani eğitim, kültür ve topluma ait tüm davranış kalıpları zaman içerisinde değişiklik gösterir. Tabii bu bir anda olmaz. Niye? Çünkü biz bu oluşturduğumuz kültüre sahip çıkma veya onu savunma davranışı içerisine gireriz. Muhafazakarlık dediğimiz, muhafaza etmeden gelen bir olguyu kendi hayatımızda yer etmeye çalışırız. Yani bir değişime karşı direnç gösteririz. Yeni giren bir şeye biz karşı çıkarız ama zaman içerisinde artık bizden bir şey olur, içselleştiririz, benimseriz.
Hatta bizimmiş gibi davranırız. Örneğin şu an biz bir çay içiyoruz. İçenlere de afiyet olsun. Çay eşittir Türk'tür bana göre. Yani Türk deyince çay aklımıza geliyor. Ama baktığımızda çay nereden gelmiş? Güney Asya'dan gelmiş bizim kültürümüze. Ama zaman içerisinde nedir? Demleme usulleri, onu servis etme usulleri veya çaydanlık dediğimiz ya da değişik tarzda çayla ilgili bardakla çeşitlerimiz her bir üstünde farklılık gösterebiliyor. Dolayısıyla hani biz kendimize ait bir kültür oluşturmuşuz. Başkasından almış olsak da ama benimsemişiz. Şu an çay bizim vazgeçilmezimiz. İçimizde yani dediğimiz gibi içselleştirdiğimiz bir davranış haline dönüşüyor. Ve çay içmediğimiz takdirde sanki eksik hissediyoruz kendimizi. Dolayısıyla dediğim gibi ama zaman içerisinde nedir? Gençlere bakıyoruz. Özellikle bu karton bardakta kahve paylaşımlarıyla başlayan bir süreç. Belli firmaların reklamları yapılıyor. Şimdi isimlerini burada kullanmamıza gerek yok. Ama kahve zaman içerisinde ne oldu? Artık bizim de bir yaşam kültürümüz oluşmaya başladı. Yani belki Amerika'da Avrupa kültüründe sıklıkla kullanılan kahve kültürü, Türk kahvesinden bahsetmiyorum. İşte macchiato'dur ya da espresso'dur, filtre kahvedir, değişik kahve türlerinden bahsediyorum. Artık bununla uyanan gençlere sahibiz. Yani artık bu da bizden bir şey olmaya başladı. Söylemek istediğim bu. Zaman içerisinde belli şeyler değişebiliyor. Bu bizden bir şeymiş gibi zaman içerisinde bunu içselleştiriyoruz, benimsiyoruz. Bizim bir öğemiz olmaya başlıyor. Ama bunu değiştirirken veya değiştirmek istiyorsak ya da korumak istiyorsak eğitimden yararlanıyoruz. Bu eğitimden yararlanma işi dediğimiz gibi toplum ve eğitim kültür ilişkisine baktığınızda doğrudan ve dolaylı bir ilişki söz konusudur. Yani biri iyi olursa diğeri iyi, diğeri iyi olursa yani toplum iyiyse kültürünüz iyidir. Kültür iyiyse eğitim sisteminiz araç olarak onu çok iyi kullanırsınız. Eğitim sisteminiz çok iyiyse toplumsal düzeniniz çok iyi olur. Söylemek istediklerimiz bunlar, bununla alakalı. Şimdi genel olarak baktığınızda hani tarihsel süreçten günümüze gelinceye kadar yani eğitim sistemlerimizi etkileyen belli olgular ve olaylar olmuş. Yani toplumsal olaylar diyoruz. Bazı toplumsal olaylar kendiliğinden gerçekleşebiliyor. Bazı toplumsal olaylara baktığımızda planlı bir şekilde gerçekleşebiliyor. Halk hareketi olarak da karşımıza çıkıyor. Veya devlet destekli bir takım politikalarla değişime ya da modernleşme dediğimiz kavramlara destek verilebiliyor. Bu belli bir dönem eğitim politikası da olabiliyor. Bazen çok ihtiyaçlardan ya da bir güvenlik politikasından ortaya çıkarak aslında eğitimden yararlanmayı gerektiriyor veya ne bileyim özgürleşme ile ilgili bir takım politikaların geliştirilmesiyle yine eğitimden yararlanıyor. Yani söylemek istediğimiz toplum kültür eğitim ilişkisine baktığınızda yani toplumsal bir düzeni sağlamak istiyorsanız eğitimden yararlanmak durumundasınız. Eğitimden yararlanıyorsanız da kültürel değişimi, dönüşümü ya da kültürel korumu da aynı şekilde muhafaza etmek durumunda ya da değiştirmek durumunda kalıyorsunuz. Üçü birbirinden ayrılmayacak üç temel kavramdır. Hatta bunu şöyle örnek verebiliriz. Ya ben de köyde yetişen biriyim. Şimdi köyde yemek yapılıyor kazanlarda, odun ateşinde. Kazanın odununun üzerine konması için bir saç ayağı oluşturulur. Üçlü saç ayağı. Yani bir ayak olmadığı takdirde kazan o odun ateşinin üzerinde durmaz. Yani biri devrilir. Dolayısıyla yani dünyadaki düzeni sağlamak adına toplum, kültür ve eğitim birbirinden ayrı düşünülemeyen üç temel kavramdır. Biri olmadığı takdirde işte kazan devrilmesi gibi dünyanın düzeninin bozulması anlamına gelebiliyor. Birinden ayrılması mümkün değil. Şimdi tarihsel süreçte dedik ya insan var olduğundan beri eğitim olgusu zaten var. İnsanlar birbirlerine bir şeyler öğretme arzusu içerisinde ya da öğrenme arzusu içerisinde olmuşlar. Yani bu meraktan da kaynaklanabiliyor veya o olayı ilgiden de kaynaklanabiliyor. Veya kendi hayatını idame ettirmek amacıyla da bir takım bilgileri öğrenmek isteyebiliyorlar. Bu değişebiliyor zaman içerisinde. Şimdi tarihsel süreçte baktığımızda eğitim sistemimizi etkileme olayı şöyle söyleyelim. Yani Osmanlı eğitim sistemine baktığımızda iki temel kurum var. Halkın rahatlıkla gidebileceği. Bunlar neler? Hatırlarsınız yine eğitim tarihi dersi ya da tarih derslerinde kültürel hayat kısmındaki ünitelerden hatırlarsınız veya tarih öğretmenlerimiz vardır aramızda. İki temel kurum var. Birincisi Sıbyan mektepleri, diğerleri medreseler. Şimdi halk genel olarak baktığınızda yani İslam dinini düzgün yaşamak adına özellikle toplumsal hayatı da bu şer'i hukuka göre benimsediklerinden dolayı yani dini kuralların daha ağır bastığı bir süreçle iç içeler. Dolayısıyla bu dini süreci tam anlamıyla yaşatmak için eğitim sistemi de
Yani dini hayatta eşdeğer anlamda götürülmüş. Bu tabii ki şu demek değildir. Osmanlı eğitimi sadece dini eğitim verdi anlamına gelmiyor. Çok popüler kurumlarımız var. Bunları saatlerce anlatabiliriz. En derinden bahsedebiliriz. Farklı medreseler, değişik darüttıplar veya pozitif bilimlerle ilgili Selçuklular döneminden başlayan gök medreseler tarzında yapılanmalar muhakkak var ama kastettiğimiz genel olarak dini hayata uygun şekilde modeller geliştiriyor. Zaten medresenin ortaya çıkış dönemlerinden bir tanesi odur. Karahanlılar döneminde ortaya çıkmıştır. Ama Selçuklular ve Osmanlılar bunu geliştirmiş. Özellikle Selçuklarda Nizamlılık geliştirmiş. Daha sonra Osmanlılar'da daha üst düzey eğitim kurumları haline dönüşmüş. Ama baktığımızda şunu söyleyebiliriz. Yani medreseler zaman içerisinde bozulma eğilimi de gösteriyor. Yani çok başarılı işler yapmış muhakkak ama bozulma nedenlerinden bir tanesi de şu. Yani erkek öğretmenlerimiz bu örneğimi daha iyi anlayacaklardır. Yani erkekler askere alınma süreçleriyle alakalı bakıldığında yani eğitim süreci, yani öğretmen olduğumuzda biz lise mezunuyla veya öğretmen olan arasındaki askerlik süreleri birbirinden farklılık gösteriyor. Niye? Eğitim süreciniz arttıkça askerlik süreniz azalıyor. Yani genel olarak askerliğe alınma ile ilgili temel mantık bu. Şimdi Osmanlı'da benzer özellikler gösterilmiş. Özellikle medreseye giden öğrencilerin askere alınmaması gibi bir durum söz konusu. Dolayısıyla zaman içerisinde askerden kaçan veya oğlunu askere yazdırmak istemeyen, göndermek istemeyen kişiler medreseye yazdırmaya başlamış. Bu zaman içerisinde asker kaçaklarının toplandığı yerler olmuş belli medreseler. Dolayısıyla medreselerin bozulma nedenlerinden bir tanesi de bu. Başka sebepler de muhakkak var ama yani bizim konumuzla alakalı olan kısmıyla bahsedecek olursak askere alınmayla ilgili bir takım sıkıntılardan dolayı medreseler bozulma eğilimi göstermiş ama kendilerini de korumak istiyorlar yani kapanma durumlarına karşı. Bu kapsamda ne olmuş? Dediğimiz gibi askerlikle ilişkileri olduğu için şöyle söyleyelim. Yani Yeniçeri Ocağı diye bir ocağımız var, askeri kurum. Yeniçeri Ocağı medreselerin de bir ıslahat çalışması yapılmaya çalıştığında buna karşı çıkıyorlar. Yeniçeri Ocağı ile ilgili bir düzenleme yapılmak istense, yani ordu ile ilgili bir takım düzenlemeler yapılmak istese, bu sefer medrese öğrencilerinin bir takım yürüyüşler yaptığını gözlemleyebiliyoruz. Yani softa ayaklanmaları diyoruz tarihsel süreçte baktığımızda. Medrese öğrencilerine softa ismi verilir. Dolayısıyla birbirlerine destek vermişler. Şimdi bu kapsamda şöyle söyleyelim hatta yani Osmanlı tarihi bize anlatırken siyasi tarihçiler bir takım kategorilendirir. Yani kronolojik olarak belli kategorileri ayırır Osmanlı tarihini. Diyor ki işte kuruluş dönemi, yükselme dönemi, duraklama dönemi, işte gerileme dönemi ve çöküş dönemi olmak üzere bir takım dönemleri ayırıyorlar. Şimdi bu dönemi ayırma noktasında baktığımızda şimdi duraklama dönemin neden başlatılmış? Osmanlı ilk defa bir savaşta toprak kaybediyor. Hangisi bu? 1699 Karlofça Anlaşması ile birlikte bakıyoruz. İlk defa böyle bir şey gerçekleşmiş. Dolayısıyla Osmanlı belli konularda artık askeri üstünlüğünü yavaş yavaş kaybettiğini fark ediyor. Ve daha sonraki süreçlerde özellikle kaptanı deryalık yapmış işte Barbaros Hayrettin, Hızır Reis gibi önemli isimler savaşları kaybediyorlar. Yani donanma çok büyük zaferler elde ederken Akdeniz'i biz göl haline dönüştürüyoruz o dönemlerde hatırlarsanız. Ama Çeşme Limanı'ndaki yenilgiden dolayı artık donanmada da bir takım düzenlemelerin yapılması gerektiği söyleniyor. Şimdi biz zaten toplumsal hayatımızda Osmanlı'da bazı şeylerin modern olmadığını ya da Batı'ya göre birazcık geri kaldığımızı kabul etmeye başladığımız dönemlere geçiyoruz. Özellikle bu savaşlarda bunu tetikliyor. Lale Devri'ni hatırlarsınız. Lale Devri'nde zaten toplumsal hayatla ilgili bazı değişim ve dönüşümler yapılmıştı. Neler yapıldı örneğin? Hatırlayacak olursak. Yani şöyle söyleyelim. Sefaret dediğimiz büyük elçilikler kurulmaya başlandı Lale Devri'nde. Yalova'da kağıt fabrikasının açıldığını biliyoruz. Posta teşkilatının kurulduğunu biliyoruz. Avrupa tarzında belli mimari eserlerin yapıldığını biliyoruz. Sadabat bahçelerinin kurulduğunu biliyoruz. Yani birçok yapılanmaların Lale Devri'nde rahatlıkla olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Yani değişiklerin, toplumsal değişiklerin. Ama bu toplumsal değişimin aslında genel olarak baktığımızda hep askeri düzeyde bir takım değişikliklerin olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Niye? Çünkü Karlofça Anlaşması'nda toprak kaybediyoruz.
Sonra Çeşme limanındaki yenilgiler bunları hep tetikliyor dediğim gibi. İnebahtı Deniz Savaşı aynı şekilde benzer konularla karşımıza geliyor. Şimdi Osmanlı artık bir dönüşüm ve değişim içerisine girmek durumunda. Yöneticiler yani o dönemdeki hükümdar ya da devlet idarecileri diyelim. Bu değişim ve dönüşümün olması gerektiğini artık farkına varıyorlar. Bu kapsamda dediğim gibi Avrupa'daki modellerini araştırmaya başlandığı süreç. Şimdi ordu ile ilgili bir takım düzenleme yapmak istiyorlar ama Osmanlı'nın geleneksel bir politikası var. Nedir? Yani mevcut bir kurumda ıslahat ya da reform yapamıyorsa bu kurumları kendi haline bırakıyorlar deyim yerindeyse. Bunun yerine alternatif bir kurum açıp bu kurumun geliştirilmesiyle ilgili bir takım faaliyetler içerisine giriyorlar. Bu kapsamda işte medrese ve Yeniçeri Ocağı'na Osmanlı ilk başlarda karışmamış. Yani bir takım ıslahatlar yapmak istemişler ama ne yapılıyor? Özellikle dediğimiz gibi Çeşme Limanı'ndaki yenilgiden dolayı topçu ve istihkam sınıflarıyla ilgili bir takım eğitimlerin yapılması gerektiği düşünülüyor. Bu kapsamda Comte Bonavalde diye isimli Fransız bir kişi Üsküdar'da talim yapılıyor belli askerlere. Yani topçulukla ilgili bir takım bilgiler veriyor. Bu Comte Bonavalde daha sonra malumunuz Humbaracı Ahmet Paşa ismini alıyor. Osmanlı'da üst düzey görevler almış. Yani hendesehane dediğimiz tarzda mühendislik bilimlerinin Avrupa'da özellikle Fransa'da kullanılan daha doğrusu Viyana'da kullanılmış çünkü Avusturya İmparatorluğu da kullanıyor. Orada kullanılan bir takım bilgilerin Osmanlı neferlerine, yani askerlerine uygulandığını veya öğretildiğini görüyoruz. Daha sonra Baron de Totti isminde yine Fransız asıllı bir kişi. Bu da kağıthanede belli askerlere bir takım eğitimler veriyor ilerleyen dönemlerde. Yani mühendislik bilimlerinin artık askeriyede kullanılması ile ilgili bir takım girişimlerin olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Ve zaman içerisinde bunun bir ihtiyaç olduğu rahatlıkla açığa çıkıyor. Dediğim gibi daha sonra savaş kaybetmelerle birlikte bu tetiklenmiş zaten. Biz eğitimde modernleşme dediğimiz kavram, yani daha dediğimiz gibi toplumsal hayatta ya da orduda bir takım reformlar yapmaya çalışıyoruz ama eğitimde modernleşme dediğimiz kavramlar az önce söylemiş olduğum gibi yani ne medreseye ne askeriyeye karışmamak adına askeri okul kuruyorlar Batı tarzında o dönemin idarecileri. Bu kapsamda açılan ilkokul, yani ilkokul derken birinci okul anlamında Mühendishane-i Bahri Hümayun açılmış 1775 tarihinde Fransa'dan model olarak böyle bir okul geliştirilmiş. Mühendishane-i Bahri Hümayun. Bahir zaten deniz demek. Dolayısıyla deniz harp okulu demek yanlış olmaz Türkçe'ye çevirdiğimizde. Bu okul şöyle söyleyelim. Yani Fransa kültürünün eğitim anlamında söylüyorum. Türk kültür hayatına girmeye başladığı bir süreç. Fransa ile ilişkilerimiz Kanuni Sultan Süleyman döneminde zaten kapitülasyonlarla başlıyor. Yani ekonomik anlamda zaten ilişkilerimiz var. Bu ister istemez kültürel hayatı muhakkak etkilemiş. Yani ekonomide kültürü etkiler. Ama bizim söylemek istediğimiz asıl konumuz eğitimde modernleşme dediğimiz kavram. Bu Mühendishane-i Bahri Hümayun Fransız tarzında açılan okulla birlikte başlamış. Cezayirli Seyit Hasan isminde baş muallim burada görevlendiriliyor. Fransa'dan bazı subaylar getirilip burada öğretmen olarak istihdam edilmiş. Hatta Fransızcanın ders olarak okutulduğunu biliyoruz. Yani günümüz deyimiyle anlatmak gerekiyorsa Fransa'daki askeriyenin kullanmış olduğu bir takım müfredat, bir takım bilgilerin burada kullanıldığını biliyoruz. Zaten Cezayirli Seyit Hasan isimdeki öğretmen birçok dile hakim olan bir isim. Önemli donanmanın önemli isimlerinden bir tanesi. Dolayısıyla yani mühendislik bilimlerinin donanmada kullanılması ile ilgili bir okul açılıyor. Yani burada çok sayıda öğrenci alınmıyor ama bu sistemin başarılı olduğu gözlemlenebiliyor ki şöyle bir sıkıntı var. Yani başarılı olmuş denemeler anlamında ama Cezayirli Seyit Hasan daha sonra idam ediliyor bir savaş kaybettiği için yanlış politikaları yüzünden. Okul bir takım sıkıntılara düşüyor ama kastettiğimiz Fransa'nın etkisiyle başlayan bir sürecimiz var. Biz Fransızca'nın eğitim sistemimizde kullanıldığını ve Fransız müfredatının askeri okullarda olsa dahi kullanıldığını gözlemliyoruz. Bununla birlikte bu tür denemeler beğenildiği için
Daha sonra Kara Harp Okulu tarzındaki yapılanmalar başlıyor. Mühendis Ber Kara demek. Kara Harp Okulu dediğimiz kurumlar açılıyor 1795 tarihinde. Bu da Viyana'dan esinlenerek yapmış olduğumuz bir şey. Az önce demiştik ya biz Avrupa'ya bir takım büyük elçilikler açılıyor. İşte Fransa'ya da Viyana'ya bir takım büyük elçilikler açılmış Paris'e ve Viyana'ya. Başka ülkeler de var. Buradaki büyük elçiler bazı gözlemlerini not ediyor. Bununla ilgili bir takım belgeler topluyor, araştırmalar yapıyor. Raporlar hazırlayıp geldiği takdirde hükümdara ya da o dönemdeki harici ya da dahiliye nezaretinde bunları sunduğu zaman bir takım yenilikler yapılmış. Aslında taklitçilik yapılmış bir nevi. Ama Mühendishane-i Bahri Hümayun Viyana müfredatı uygulanmış olsa dahi burada Mühendishane-i Bahri Hümayun'a nazaran şöyle bir farklılık var. Burada sadece Türk hocalara istihdam edilmiş. Çünkü Bahri Hümayun'daki hocaların büyük bir çoğunluğu Fransızdı. Burada o farklılık var ama yine de dediğimiz gibi Batılı tarzdaki bir eğitim kurumu. Dolayısıyla eğitimde modernleşme diye milat ettiğimiz tarih, milat kabul ettiğimiz tarih 1775 tarihi. Bu açıdan bizim için çok çok önemli bir tarihtir. Fransa'nın etkisini hissettiğimiz, eğitim sistemimizde ilk defa hissettiğimiz bir olaydır bu. Şimdi bu hep birbirini tetiklemiş. İlk defa böyle bir girişim var. Daha arkasından Mühendishane-i Bahri Hümayun. Sonra bakıyorsunuz Osmanlı ve Selçuklar'da Darütüb, Bimaristan ya da Darüşşifa diye tıp medreselerimiz var bizim. Bunların da askeri düzeyde açılmasıyla ilgili, batı tarzında açılmasıyla ilgili bir takım girişimler var bu okullardan sonra. Özellikle 14 Mart biz tıp bayramı olarak kutluyoruz malumunuz. Neden kutlanılıyor? Çünkü 14 Mart 1827 tarihinde baktığınızda Tıphane-i Amire, Cerrahane-i Mamure denilen Gülhane Askeri Tıp Akademisi diyebileceğimiz günümüzde bir kurum oluşturuluyor. Yani Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu, sonra Askeri Tıp Okulu, arkasından Harbiye Mektebi dediğimiz subay yetiştiren kurumlar, daha sonra Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla birlikte Mehteran Birliği'ne dağıtıldığını görüyoruz. Batı tarzında Bando Okulu diyebileceğimiz Mızıkayı Humayun Mektebi açılıyor. Yani şöyle söylemek istiyorum. Batı tarzında kurumların yavaş yavaş açıldığını ve bunların toplum tarafından tam topluma mal edilemese dahi hükümdarlar tarafından beğenildiğini gözlemliyoruz. Bu kapsamda ne yapılmış? Yurt dışında öğrenci gönderilmeye başlanıyor yavaş yavaş. Niye? Az önce dediğim gibi bu okullarda görev yapabilecek yeteri tarzda yetişmiş elemanınız yok. Özellikle subaylarımız gönderiliyor. İngiliz Kraliyet Ordusu'na veya Fransa Ordusu'na ya da Avusturya Ordusu'na incelemeler yapmak üzere burada kısa süreli veya uzun süreli kalmışlar. Gözlemleri gelip daha sonra bu okullarda bu tür uygulamaların yapıldığını görüyoruz. Yani bu okullar bu isimle açılsa dahi zaman içerisinde isimleri değişmiş ya da müfredatları, eğitim süreleri değişiklik gösteriyor ama yenileşme anlamında açılan ve Fransa'nın etkisiyle açılan ilk kurumlar olması açısından bizde önem taşır bu olay. Dolayısıyla eğitimde değişim ve dönüşümü biz Fransız yönüne ve Batı yönüne doğru dönüştürdüğümüz bir dönem. Lale Devri ile başlayan süreç daha sonra eğitime yansımış. Özellikle Tanzimat Fermanı da bu açıdan önemli. Niye önemli? Gülhane Hatun-ı Mavi'ne baktığınızda aslında şunu söyleyebiliriz. Eğitime dair hiçbir madde yok. Yani Gülhane Hatun-ı Mavi'ndeki maddeleri okuyun. Ama az konuşmamızın başında söylemiştik ya. Yani toplumsal dönüşümler veya değişimler hep eğitim yoluyla olur. Yani kültürel değişimi sağlamak istiyorsanız veya kültürü korumak istiyorsanız eğitimden muhakkak yararlanırsınız. Dolayısıyla Tanzimat Fermanı ile birlikte özellikle özgürlükle ilgili bir takım maddelerin ya da azınlıklara bir takım maddelerin olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bu özgürleşme ya da batılılaşma ile ilgili bir takım uygulamaların yapılması için eğitimden yararlanıyor Tanzimat dönemindeki devlet yöneticileri. Bu kapsamda açılan okullar hatta Tanzimat okulları deriz yani hatırlarsınız. Hangi okullar açılmış? Bunlardan bahsedebiliriz. Ama şundan birazcık bahsedelim özellikle. Yani biz iki temel kurumdan bahsetmiştik. Sıbyan mektepleri ve medreseler. Bu kapsamda baktığımızda yani Sıbyan Mektebi ve medreseler ikisi de devletin ilgilendiği kurumlar değil. Yani şöyle söyleyelim. Günümüzde bizim kamu eğitimi düşüncesi var. Yani devlet eğitime sahip çıkıyor. Kamunun bir hizmeti olarak görülüyor ve faaliyetler bu şekilde yürütülüyor. Ama Osmanlı'da özellikle 2. Mahmut dönemine gelinceye kadar
kamu eğitimi düşüncesinin açığa çıktığını söyleyemeyiz. İkinci Mahmut bununla ilgili bir takım denemeler yapıyor. Bu kapsamda 1824 yılında bir ferman yayınlıyor. İstanbul'da ilköğretimin zorunlu hale gelmesiyle ilgili bir ferman. Bu o dönemdeki savaşlardan dolayı pek başarılı olduğu söylenemiyor ama en azından böyle bir ferman veya böyle bir girişim kamu eğitimi düşüncesi dediğimiz sistemi açığa çıkarıyor. Daha sonra 1847'de yayınlanan Sıbyan Mektepleri Talimnamesi var. Burada eğitim öğretim süreci belirleniyor ve tüm ülke genelinde okullara gitmesiyle ilgili bir zorunluluk getirilmiş. Bu kapsamda da her köy, mahalle, Sıbyan Mektebi açılmasıyla ilgili bir takım faaliyetler var. Tam anlamıyla gerçekleşemese de. Çünkü Anadolu'nun hemen hemen her yerine eğitim kurumlarının açılması 2. Abdülhamit döneminde ancak gerçekleşebiliyor. Bu dönemde gerçekleşememiş. Ama Tanzimat fermanıyla birlikte dediğimiz gibi hatta öncesinde 2. Mahmut döneminde bir takım eğitime dair yaygınlaştırmaya da tüm toplumu eğitim yoluyla düzenleme ile ilgili bir takım çalışmaların olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Şimdi az önce saymış olduğumuz 5 tane kurum vardı. Mühendishane-i Bahri Hümayun, Bedri Hümayun, Tıphane-i Amire, Cerrahane-i Mamule dediğimiz Mektebi Harbiye ya da Mızıkayı Hümayun Mektebi dediğimiz. Bu askeri kurumlardaki başarılar beğenilince bu sefer Batı tarzında özellikle Fransa'dan etkilenen bir takım okulların açıldığını gözlemliyoruz. Aslında bu Fransa ile ilgili süreç nereden başlıyor? Damat İbrahim Paşa döneminde sadrazam Paris'e gönderilen 28 Çelebi Mehmet Efendi'ye şöyle bir şey diyor. Diyor ki gözlemlerin hepsini yani Fransa'da veya Paris'te gördüğün eğitime dair ne tür uygulamalar varsa bunların hepsini not et diyor. Not etmiş ve geldiğinde sunum yapıyor. Yani bir rapor sunuyor. Bu rapora göre zaten belli kurumların açıldığını gözlemliyoruz. Özellikle matbaanın kullanılması ile ilgili süreç zaten tamamen bu 28 Çelebi Mehmet Efendi'nin oğlu ile alakalı. Oğlu babasıyla birlikte Paris'e gittiğinde orada gözlem yapıyor. Daha sonra İbrahim Müteferrika'nın matbaa ile ilgili bir takım faaliyetler içerisine girdiğini görünce ona destek veriyor. O destekle zaten 1727 tarihinde matbaanın açıldığını gözlemleyebiliyoruz. Bu da aslında toplumda çok büyük dönüşüm ve değişimler sağlamış. Özellikle matbaanın kurulmasıyla birlikte işte kitapların ilk basıldığında muhakkak el yazısına göre birazcık daha pahalı olmuş ama zaman içerisinde insanlara daha çok kitap ulaşması ya da okur yazarlık onunla ilgili bir takım olgu ve olaylar açığa çıkardığını söyleyebiliyoruz. Yani burada söylemek istediğimiz şu, askeri okullarla başlayan süreç daha sonra sivil okullara doğru yansımış. Bu kapsamda Osmanlı'da sivil okul diyebileceğimiz Sıbyan Mektepleri, medreselerin haricinde Rüştiyeler, İdadiler, Sultaniler ve Darülfünunlar var. Rüştiyeler dediğimiz şeyler ortaokul diyebileceğimiz tarzda. Şunu söyleyebiliyoruz burada, yani 1838'de ilk defa Rüştiye kavramına Osmanlı'da karşılaşıyoruz ama yani bu açılan rüştiyeler aslında memur yetiştirmek amacıyla açılan rüştiyeler. 1845'lerden sonra özellikle 1846 yılından itibaren açılan rüştiyeleri günümüzde ortaokul diyebileceğimiz kurumlar olarak rahatlıkla o kurumlar diyebiliriz. Batı tarzında siz kurum açıyorsunuz ve dediğimiz gibi Osmanlı'nın genel eğitim politikasına baktığınızda mevcut kurumlarda ıslah yapamıyorsa, reform yapamıyorsa o kurumları kendi haline bırakmış. Yeni kurumlara öncelik vermiş. Şimdi rüştiye açıyorsunuz. Sıbyan mekteplerini ıslah etme ile ilgili bir takım uygulamalarınız var ama başarılı olamadığınız için rüştiyeler açılmış. Daha üst düzeyde bir kurum. Burada şu ayrıntıyı da vermek lazım. Karma eğitimde birazcık daha bahsedebilirim ama yani kadın ve erkeklerin gidebileceği tek kurum Sıbyan mektepleri. Medreselere kadınlar gidemiyor. Bu rüştiyelere ilk açılımda da kadınlar alınmıyor. Yani erkek rüştiyeleri dediğimiz tarzda yapılanmalar başlamış. Bunu karma eğitimde birazcık daha açabiliriz. Şimdi rüştiyeler dediğimiz ortaokul tarzındaki rüştiyeler Batı tarzında açılmış. Burada yeni kurum açıyorsunuz. Siz farklı bir mentaliteyle yeni bir kurum açmaya çalışıyorsunuz. Eski geleneksel yapıları bırakıp daha modern yapılara dönmeye başlıyorsunuz. Şimdi bu kapsamda ne olacak? Mevcut insan kaynağınız neresi? Medreseler. Dolayısıyla siz medreseleri zaten beğenmiyorsunuz. Kaba bir tabirle söylemek gerekiyorsa. Medreseden çıkan insanları burada görev yaptırmak istemiyorsunuz. Bu kapsamda ne oluyor?
Konuşmamın başında söylemiştim. Bir toplumsal olay yeni bir toplumsal olayı ya da bir toplumsal kurum yeni bir toplumsal kurumu da doğurur. Dolayısıyla yeni bir kurum açtınız, Batı tarzında ortaokul açtınız. Bu sefer bu ortaokullarda çalışabilecek öğretmene ihtiyacınız açığa çıkıyor. Bu kapsamda ne yapılmış? Şöyle söyleyelim, bu kurumlara tekrar döneceğiz. Darül Muallimler Üçlü dediğimiz kurumlar açılıyor. Hatırlarsanız belki aranızda öğretmen okulundan mezun olanlar vardır. Ya da öğretmen lisesinde görev yapmış kişiler vardır. Bilemiyorum. 16 Mart öğretmen okullarının kuruluş yıldönümü olarak kutlarız. Niye kutluyoruz bunu? Çünkü temel mantığı şu: 16 Mart 1848'de Darülmuallimine Rüştiye denilen kurum açıldı. Yani erkek rüştiyelerine erkek öğretmen yetiştiren kurumlar açıldı. Bakın, Fransa ile başlayan süreç geldi eğitim sisteminizi değiştirdi. Aynı zamanda ne oldu? Öğretmen yetiştirme sisteminizi de değiştirdi. Çünkü öğretmen yetiştirme sisteminiz o güne kadar zaten bir kamu eğitimi düşüncesi içerisinde değildi. Yani öğretmenler vakıflar yoluyla yetiştiriliyordu. Medreseden mezun olanlar öğretmenlik yapıyordu. Özellikle ilkokul düzeyi için söylüyoruz. Veya bir müderrisin oğlu kendini yetiştirmiş ya da babası tarafından okuma yazma öğretilmiş bir kişi Sıbyan mekteplerinde öğretmenlik yapabiliyordu. Çünkü Sıbyan mekteplerinde zaten üst bilişsel becerilerin öğretilmesiyle alakalı bir takım çalışmalar yok. Yani temel olarak okuma yazma, Kur'an'ın anlamını bilmeden öğretilmesiyle ilgili çalışma, bir de hesap ya da alışveriş yapabilecek seviyede bir aritmetik yani matematik bilgisinin öğretildiğini biliyoruz genel olarak baktığımızda. Dolayısıyla okuma yazma bilen bir kişinin burada öğretmenlik yapabilmesi gayet doğal. Burada öğretmenin maaşı ya da farklı bir düşünce öğretmen ataması diye bir kavram söz konusu olmuyor. Yani halk kendi arasında gönüllülük esasına göre para toplayıp öğretmenin ihtiyacı varsa öğretmenin ihtiyaçları karşılanabiliyor. Bu tarzda bir yapılanma ama ilk sistematik anlamda öğretmen yetiştiren kurumumuz Darülmuallimin Rüştü'dür ve bu da dediğimiz gibi Fransa'nın etkisiyle gelinen süreçte açılan yeni bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Darülmuallimin Rüştü 16 Mart 1848, bu tarihte eğitim tarihimizde önemli bir tarih. Şimdi Rüştü'ler açıldıktan sonra İdadiler, Sultaniler, Darülfünun tarzında kurumlar açılıyor. İdadi ne demektir? Lisedir. 1845 tarihinde ilk defa açılmış. Daha sonra İslam, şöyle söyleyelim, idat demek hazırlık demek aslında. Askeri okullara hazırlık sınıfı olarak açılıyor temel mantığı ama zaman içerisinde lise dediğimiz kurumlara dönüşülmüş. İlk defa İstanbul'da, yani askeri anlamda ilk defa Selanik, Bosna ve İstanbul'da açılmış ama lise diyebileceğimiz düzeyde ilk defa İstanbul'da açılıyor. Daha sonra şu an benim görev yaptığım Kastamonu'da ilk Anadolu'da açılan ilk idadi Abdurrahman Paşa Lisesi olarak geçiyor. 1885 tarihinde açılmış. Böyle bir şey var. Abdülhamit döneminde zaten yayılıyor. Aynı şekilde Darülmuallimler de yayılıyor. Bunları söyleyebiliriz. Sultani ne demek? Sultani de lisedir ama özellikle yine Fransa'nın bize bir nota veriyor 1867'nin sonlarına doğru. Osmanlı'da yaşayan azınlık ve yabancıların eğitim öğretim alabilmesi için yabancı dilde eğitim veren bir lisenin olmadığıyla alakalı. Bu kapsamda biz 1868 tarihinde Galatasaray Mektebi Sultanisi'ni açıyoruz. İlk sultanimiz odur. Daha sonra idade ve sultaniler birbirleri yerine kullanılmış lise diyebileceğimiz kavramlar olarak karşımıza çıkıyor. Darülfünun'da üniversite diyebileceğimiz kurumlar. Genelde medreseyi üniversiteyle karıştırıyorlar ama medrese üniversite demek değildir. Belki üst düzeyde eğitimler verdiği için bu kapsamda değerlendiriliyor ama Darülfünun üniversite desek yanlış olmaz. 1846'da kurulması ile ilgili bir takım kararlar alınıyor ama maalesef 1863'e kadar bu gerçekleştirilememiş diyebiliriz Darülfünun'la ilgili kısaca. Yani öğretmen yetiştirme sistemi dediğimiz gibi Darülmuallim Rüştü ile başlayan süreç ama o dönemde şöyle söyleyebiliriz. Yani Rüştü'ye açıldığında Darülmuallim'de bir ismi Darülmuallim Rüştü. İdadi açıldığı zaman Darülmuallim İdadi diye bir öğretmen okulunda bir şube açılıyor. Daha sonra Darülmuallim Sıbyan tarzında bir takım şubeler açılıyor. Yani ilkokul öğretmenliği şubesi, ortaokul öğretmenliği şubesi ve lise öğretmenliği şubesi gibi. Yani ilk öğretim bölümü, orta öğretim bölümü gibi üniversitelerde hatırlarsanız o tarzda bir yapılanmaya gidilmiş. Zaman içerisinde onlar açıldıkça ve yaygınlaştıkça diyebiliriz. Şimdi gelelim kızlar için.
Kızlar için ilk defa ortaokul seviyesinde kurumlar 1859 tarihinde İstanbul Sultanahmet'te açılıyor ilk defa. Bu da aslında toplumsal dönüşüm açısından çok çok önemli bir olaydır. Çünkü kadınlara üst düzeyde eğitim hakkı tanınıyor bu sistemle. 1859'da Sultanahmet'te açılmış. O dönemdeki ismi Cevrik Alfa İnaz Rüştiyesi. Yani öğretmenin ismi olduğu için o isim verilmiş. Bu aynı erkek rüştiyelerinde olduğu gibi zaman içerisinde kızların okullarında da yani kız rüştiyelerinde çalışabilecek öğretmenlere ihtiyaç olduğunu gözlemliyoruz. Bu kapsamda da 1870 tarihinde Darül Muallimat'ın açıldığını görüyoruz. Kız öğretmen okulu. Benzer yapılanma Darül Muallimat'ta da var. Burada tek ayrım şu an okul öncesi öğretmeni varsa aramızda. Yani ana mektepleri dediğimiz okul öncesi kurumlarında genelde sıbyan mektepleri maalesef bize okul öncesi eğitim kurumu olarak öğretiliyor. Bu tamamen yanlıştır. Yani bir eğitim tarihçisi olarak bunu burada söylememiz lazım. Yani genelde okul öncesi eğitime giriş tarzındaki derslerde sıbyan mekteplerinin okul öncesi eğitim kurumu olarak öğretildiğini duyuyorum. Burada bu düzeltmeyi de yapalım. Ana mekteplerle ilgili çalışmalar kindergarten dediğimiz çocuk bahçeleriyle başlatılmış bir süreç meşrutiyet döneminde. Daha sonra ana mekteplerin nizamnamesi falan yayınlanıyor. Bununla ilgili bir takım yönetmelik çalışmaları var. Daha sonra dediğimiz gibi Darül Muallimat'ta bir şube kurulduğu takdirde okul öncesi öğretmeni dediğimiz tarzda ya da anaokul öğretmeni dediğimiz öğretmenlerin yetiştirdiğini ve gözlemlerimizi söyleyebiliriz. Mürebbiyeler evet var hocamız yazıyor. Yani bu günümüzde yani bakıcı kavramı belki yanlış bir kavram ama mürebbiye eğitimci demek. Yani çocuğa aynı zamanda eğitimler de veriyor. Çocuğun temel ihtiyaçlarının dışında mürebbiye kavramı Osmanlı'da sıklıkla kullanılmış vardır. Birçok romanda da geçer o dönemde yazılan. Bu tür yapılanmalar var değişim ve dönüşüm açısından baktığımızda. Şimdi şunu söylemek gerekiyor. Yani Tanzimat'ta gelinen süreçte Tanzimat'ta belli fikirler ortaya atılmış, belli fikirler benimsenmiş. Yani Osmanlı çünkü çöküş içerisine giriyor. Belli hükümdarlar döneminde bu bir tekrar toplanış var. İkinci Mahmut, Üçüncü Selim veya İkinci Abdülhamit birçok isim sayabiliriz. Abdülmecit döneminde birçok hamleler yapılmış ama şöyle söyleyelim, belli değişim ve dönüşümler var. Özellikle meşrutiyet dönemi çok çok önemli. Belli fikirlerin kuramsallaştığı bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Meşrutiyet dönemi. Bunu ben şu yargıyla izah etmeye çalışıyorum. Tanzimat döneminde ortaya atılan fikirler meşrutiyet döneminde kuramsallaşmış, Cumhuriyet döneminde uygulama alanı bulmuştur. Tekrar ediyorum söylemiş olduğum yargıyı. Tanzimat döneminde ileri sürülen fikirler meşrutiyet döneminde kuramsallaşmış yani teorileştirilmiş ama Cumhuriyet döneminde uygulama alanı bulmuştur. Bu ne demektir? Örneğin şu an Atatürk'ün sözünü tartışıyor değerli öğretmenlerimiz. Yani bu sözle alakalıdır örneğin. Atatürk'ün bu sözü çok anlamlıdır söylemiş olduğum yargıyla alakalı olarak. Diyor ki bedenimin babası Ali Rıza, hislerimin babası Namık Kemal, fikirlerimin babası Ziya Gökalp'tir diyor. Yani bu söz az önce söylemiş olduğum gibi Namık Kemal'e baktığımızda öğretmenlerimiz muhakkak hatırlayacaklardır siz değerli öğretmenlerimiz. Namık Kemal'in eserlerine baktığınızda vatan ve millet sevgisinin veya vatan aşkının ön planda olduğu bir takım eserlerinin olduğunu gözlemliyoruz Namık Kemal'in. Dolayısıyla Atatürk'teki vatan aşkı veya vatan sevgisinin oluşmasında veya o duygu veya düşünce yani o hislerin oluşmasında Namık Kemal'in büyük etkisi vardır. Aynı şekilde Ziya Gökalp'in fikirlerine baktığınızda özellikle millileşme ya da millilikle alakalı bir takım fikirlerinin olduğunu gözlemliyoruz. Ki Cumhuriyet dönemindeki ilke ve inkılapların temelinde hep millileşme vardır baktığımızda. Dolayısıyla Atatürk'ün fikirleri yani meşrutiyet düşünürlerinden Ziya Gökalp'in de etkilendiğini gösteriyoruz. Yani az önce söylemiş olduğum gibi çok pardon, Tanzimat döneminde ortaya atılan fikirler meşrutiyet döneminde kuramsallaşmış, Cumhuriyet döneminde uygulama alanı bulmuştur. Buna en çarpıcı örnek şunu da söyleyebiliriz. Jön Türkleri hatırlarsınız veya Genç Türkler diye isimlendirdiğimiz. Bunların zaman zaman yani meşrutiyetle ilgili, meşrutiyetin yayılmasıyla ilgili çalışmaları var. Bu kapsamda zaman zaman toplantı yapıyorlar, yurt dışında toplantı yapıyorlar. Bu Jön Türklerin toplantısı
Yurt dışında yapılan bir toplantısında Abdullah Cevdet başkanlık yapmış. Bu başkanlık yapıldığında örneğin İbrahim Temo, Doktor İbrahim Temo'nun bir görüşü var. Bazı eğitimle ilgili bazı görüşler ortaya atıyor. Bu görüşlerin kabul edilmesiyle ilgili tartışmalar yapılıyor. Şimdi bu görüşlerin baktığınızda en temellerden bir tanesi şu. Bu toplantıyı unutmayalım. Şunu söyledikten sonra bunu ilişkilendireceğim. Örneğin Latin alfabelerini kabul etmişiz biz. Ne zaman? 1928 tarihinde. Latin alfabesi kabul edildikten sonra bazı dönem aydınları diyorlar ki işte bir anda insanlar okur yazar oranı düştüğü için bilgisizlik oranımız arttı veya bir anda cahil olduk diye yorumlayanlar da var. Ama baktığınızda az önce söylemiş olduğumuz yargı ve o toplantı, Jön Türklerin toplantısında alınan kararlar İbrahim Temoş'u görüşü atıyor. Diyor ki Avrupa dillerini bizim kullanmamız lazım. Yani Latin alfabesine geçelim diyor. İbrahim Temo'nun önerisi kabul edilmiş. Yani bu Abdülhamit döneminde olan bir olaydan bahsediyorum. O dönemde Latin alfabesiyle geçişle ilgili zaten belli teoriler ya da kuramlar ortaya atılmış. Bu benimsenmiş veya kabul edilmiş. Ama uygulamalarını Cumhuriyet döneminde bulabilmiştir. Buna benzer binlerce örnek verebiliriz ama en çarpıcı örnek budur. Dolayısıyla söylemiş olduğum yargıyı tekrar ediyorum. Tanzimat döneminde ileri atılan fikirler Meşrutiyet döneminde kuramsallaştırılmış, Cumhuriyet döneminde uygulamalar bulmuştur. Yine örneğin bununla ilgili çarpıcı bir örnek, yani webinarımızın ilerleyen dönem ileriki aşamalarında onlardan bahsedeceğim ama şöyle söyleyebiliriz. Yani köye özgü öğretmen yetiştirme modellerimiz var. Bunu deyince aklımıza köy enstitüleri geliyor örneğin. Köy enstitülerinin temellerine baktığınızda yine Kastamonu'nda olan önemli, Meşrutiyet döneminde önemli düşünürlerden biri İsmail Mahir Efendi bu fikri ortaya atmış. Yani bu hatta bir kuramsallaşmış bir yapısı da var. İsmail Mahir Efendi burada günlerce anlatabiliriz de. Kastettiğim köye özgü öğretmen yetiştirme modelleri zaten önceden beri var. Tanzimat döneminde de ortaya atılan bir takım fikirlerle ortaya çıkmış. Meşrutiyet döneminde İsmail Mahir Efendi bunu kuramsallaştırılmış. 1924'te John Dewey ülkemize davet edildiğinde buna benzer görüşler ortaya atıyor. Ama baktığınızda 1940 yılına gelinceye kadar köye özgü sistemli anlamda öğretmen yetiştiren bir kurum açmıyoruz. 1940 tarihinde açıyoruz. Yani söylemek istediğim yargıyı destekleyen birçok örnek fazlasıyla var. Aklımıza geldikçe veya konumuzla alakalı oldukça bunu söyleyebiliriz. Kitap önerilerini sonunda yaparız arkadaşlar. Çok hızlı mı gidiyorum bilmiyorum. Nasıl gidiyor eğitimimiz? Birazcık da sizin yorumlarınızı alayım. Yani bu arada ben çayımı içeyim, izniniz olursa. Güzel yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi Meşrutiyet dönemi dediğimiz zaman eğitimde de bir takım yani Osmanlı nasıl kurtulduğuna dair bir takım fikirler ortaya atılmış. Ne gibi fikirler? Örneğin baktığımızda belli akımların ortaya çıktığını görüyoruz. Yani Osmanlı şu şekilde kalkınabilir veya kurtulabilir. Özellikle Yunanistan'ın bizden ayrılmayla ilgili bağımsızlığı ilan etmeyle ilgili çalışmalara baktığımızda Osmanlık fikrinin o dönemde ortaya atıldığını gözlemleyebiliyoruz. Yani Osmanlık fikriyle işte din ve dil veya ırk ayrımı yapmadan tüm Osmanlı'daki tebaanın eşit haklara sahip olduğunu vurgulayan bir sistem veya bir akım ya da bir fikir. Bu tarzda insanları bir arada tutmayı istemişler. Ama bu başarılı olamamış. Balkan savaşlarından sonra artık zaten tamamen ayrışmalar başlayınca Osmanlı fikrinin ortadan kalktığını gözlemleyebiliyoruz. İslamcılıkla ilgili bir takım fikirler var. Mehmet Akif ya da o dönemdeki önemli isimlerin ortaya atmış olduğu fikirler var. Sırat-ı Müstakim ya da Sebur-i Reşat dergileri etrafında toplanmış birçok yazılar var. Ümmetçilik dediğimiz politikayla Osmanlı'nın kalkınabileceğini söylüyorlar. Yine bu kapsamda Türkçülükle ilgili bir takım fikirler var. İşte Ziya Gökalp'tir, Yusuf Akçura'dır, Halide Edip'tir. Bunların halka doğru ya da Türk yurdu tarzında
dergileri var o kapsamda yazılan, çıkarılan faaliyetlerini yaptıkları. Batıcılıkla ilgili bir takım fikirler var. Ahmet Cevdet veya belli isimlerin etrafında toplandığı içtihat tarzında dergiler çıkarıyorlar. Yine bu dönemde social yaklaşımları var. Yani ademi merkeziyetçilik dediğimiz Prens Sebahattin tarzındaki yapılanmalar var. Sosyalizmle alakalı bir takım kuramlar var. Yine baktığımızda Sosyalist Parti'nin de Osmanlı döneminde kurulduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bunların Hüseyin İlmi dediğimiz kişi etrafında özellikle İştirak dergisinin çıkarılmasıyla ilgili bir takım faaliyetler var. Yani Osmanlı nasıl kurtulurla ilgili bir takım fikirler ortaya atılmış. Yani bunlar kuramsal düzlemde ya da siyasi parti düzleminde doğmuş ya da belli geniş halk hareketleri kapsamında doğmuş. Bunların şöyle söylemek istiyoruz. Yansımaları nasıl olmuş? Yani daha doğrusu eğitime yansımaları nasıl olmuş? Yani Osmanlı nasıl kurtulur veya eğitim sistemimiz nasıl şekillendirir ile ilgili meşrutiyet dönemi düşünürlerinin birçok fikirleri var. Ama genel olarak baktığımızda yani Batı'dan çevirili eserlerle bundan anlatmaya çalışıyor eğitim sistemi için. Ön plana çıkan iki yaklaşım var. Bunlardan da bahsetmek gerekiyor. Çünkü önemli. Günümüzde hala tartışılan yaklaşımlardan iki tanesidir bu. Bir tanesi o dönemin Maarif Nazırlığı'nı da yapmış önemli isimlerden biri Emrullah Efendi. Emrullah Efendi'nin şöyle bir görüşü var. Tuğba Ağacı Nazariyesi ya da kuramı denilen bir kuramı var. Şimdi bu kapsamda ne yapmış? Nasıl bir fikir ortaya atmış? Tuğba Ağacı cennette olan bir ağaçtan ismini aldığını biz biliyoruz. Cennetteki ağaç olduğu düşünülen Tuğba Ağacı'nın kökleri yukarıda, dalları aşağıda. Yani dolayısıyla tam tersi bir sistem. Eğitim sistemini de tam tersi bir sistemle şekillendireceğini iddia ediyor Emrullah Efendi. Böyle bir kuramı var. Yani öncelikli olarak üst düzeyden başlayacağız. Daha sonra altı düzenleyeceğiz. Yani biz yetişmiş bir sınıf oluşturacağız, elit bir sınıf oluşturacağız. Dolayısıyla yüksek öğretim sistemini öncelikli olarak şekillendireceğiz. Daha sonra alt tabakayı şekillendireceğiz deniyor. Tuğba Ağacı nazariyesinde. Diğer karşıt bir görüş olarak baktığımızda Satı Bey'in görüşleri ön plana çıkmıştır bu kapsamda. Kiraz Ağacı nazariyesi diyoruz buna. Kiraz Ağacı malumunuz kökleri yerde, dalları yukarıda, meyvelerini o şekilde veriyor. Evet, ters yüz eğitim modelinin atasıdır desek kesinlikle yanlış olmaz. Yani günümüzde de hala tartışılıyor buna benzer yaklaşımlar ya da isimlendirmeler, değişik bakış açıları. Şunu söylemek istiyorum. Satı Bey'in bu görüşü de örneğin ilkokuldan başlayıp eğitim sistemini kademeli olarak şekillendirmek istiyoruz. Yani aslında Tanzimat'la başlayan kamu eğitimi düşüncesi dediğimiz gibi meşrutiyette belli kuramların açığa çıktığını, Cumhuriyet'te de belli ilke ve inkılaplarla bunların gerçekleştirdiğini gözlemliyoruz. Örneğin Tevdi-Tedrisat Kanunu bunlardan bir tanesi. Öğretim birliği sağlanarak işte devletin tüm öğretim kurumlarına müdahale etme derken bir düzen içerisinde sağlaması anlamında söylüyoruz. Bunların hepsini söyleyebiliriz. Şimdi bu kapsamda Cumhuriyet'e yavaş yavaş geçecek olursak, Cumhuriyet dönemindeki ilke ve inkılaplar özellikle toplumsal dönüşümü sağlayan Tevdi-Tedrisat, az önce söylediğimiz gibi bunlardan bir tanesi. Öğretim birliği dediğimiz yasa ve askeri okullar haricindeki tüm eğitim öğretim kurumlarını tek çatı altında toplamayı düşünüyor. Buna göre uygun bir takım modellerin geliştirildiğini söyleyebiliyoruz. Latin alfabesi bu keza burada önemli. Dediğimiz gibi tarihsel süreçte tartışılarak ya da kabul edilerek gelen bir görüş. Bu kapsamda millet mekteplerinin kurulduğunu görüyoruz Latin alfabesiyle birlikte. Latin alfabesi kabul edilmeden de şöyle bir durumlar var. Yani burada dediğim gibi Latin alfabesi de ayrı bir, hatta bununla ilgili doktora tezleri var. Başlı başına konulardır. Aslında Latin alfabesinin kabul edilmesi süreci Atatürk'ün Türk dünyası ile ilgili ilişkileri kuvvetlendirmek amacıyla kabul ettiğini biliyoruz. Çünkü niye? Azerbaycan'ın önünde Latin alfabesini bizden önce kabul ettiğini biliyor muyduk? Azerbaycan Latin alfabesini bizden önce kabul ediyor. Atatürk bunun üzerine Latin alfabesini örneğin kabul etmiş ama Rusya'nın o dönemdeki ayak oyunları da Azerbaycan'ı zorla Kil alfabesine tekrar dönüştürülüyor. Geçmek durumunda kalıyor.
Yani Türklerin birliği sağlanmaması açısından Atatürk'ün bu millileşme ile ilgili birçok politikaları var. Aslında temelinde bunlar da yatıyor diyebiliriz. Farklı etkenler de muhakkak vardır ama yine inkılapların öğretilmesiyle ilgili belli toplumsal kurumlar açmışlar. Türk Ocakları meşrutiyet döneminden beri var. İlk ve inkılapların öğretilmesinde büyük aktif rol almışlar. Öğretmen dernekleri var veya federasyon dediğimiz tarzda yapılandırmalar var. Ama zaman içerisinde yani ilke ve inkılapların tek elden sistematik bir şekilde öğretilmesiyle ilgili kararlar alınıyor. Şöyle söyleyelim. Bu sistematik kararlar kapsamında halk evleri açılıyor. 1932 tarihinde işte öğretmen dernekleri ve Türk Ocakları kendilerini feshediyorlar, yani kapatıyorlar. Kapatma kararından sonra 1930'da halk evleri bunları devralıyor ve ilke ve inkılapların tek elden sistemli bir şekilde öğretilmesiyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Halk evleri hatırlarsınız belki Yılmaz Erdoğan'ın Kelebeğin Rüyası filminde Zonguldak Halk Evi'ndeki bir takım faaliyetleri gösteriyordu. Orada kafanızda canlandırılabilir. Tüm toplumsal veya kültürel aktivitelerle ilgili faaliyetler gerçekleştirmiş. Burada bir takım mecmua ve gazetelerin çıkarıldığını, okuma yazma seferberliğiyle ilgili çalışmaların olduğunu, tiyatro temsil kolunun olduğunu, yani değişik odalar sistemiyle bir takım faaliyetlerin yürütüldüğünü halk evlerinde gözlemleyebiliyoruz. İlke ve inkılapların öğretilmesiyle alakalı bir şey de var. Evet, Müslüm filminde de geçiyor. Doğru, son zamanlarda Müslüm Gürses'in filminde de halk evleri var. Yani kültürel aktivitelerle ilgili bazı çalışmalar yapmışlar. 1950'ye kadar olan halk evlerinden bahsediyoruz. Günümüzde halk evleri de var. Farklı faaliyetler yürütüyorlar diyebiliriz bu kapsamda. Şimdi Hatice Hocam demiş ki Marif Nazırı Emrullah Efendi'ye atfedilen bir söz var. Şu mektepler olmasaydı ben bu marifi ne güzel idare ederdim dediği. Emrullah Efendi çok nüktedan biridir. Çok şakacıdır. Dolayısıyla bu gerçek değildir. Onu söyleyelim. Yani şaka yapmış orada. Gerçeklikle alakası yok ama hep onu hatırlarız. Hep onu söyleriz nedense. Öyle şeyler daha kalıcı oluyor demek ki akılda. Yani Cumhuriyet döneminde ilke ve inkılapların öğretilmesiyle ilgili özellikle eğitime yansıyan birçok faaliyet var muhakkak ama belli başlıları bunlar. Halk evleri dediğim gibi burada çok önemli. Millet mektepleri çok önemli. Millet mektepleri şu an bizim için de önemli. Atatürk baş öğretmen olarak bu olayın başına geçiyor malumunuz. Ne zaman? 24 Kasım 1928 tarihinde bir okuma yazma seferberliği yapılıyor. Atatürk baş öğretmen olarak geçiyor. Ve biz öğretmen günü olarak kutluyoruz. Öğretmenler günü kutluyoruz 24 Kasım'ı. Atatürk'ün baş öğretmen yapılmasıyla alakalı bir süreç. Bu tabi 1981 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Sağlam tarafından kanunlaştırılmış. O günden itibaren 1981 yılından itibaren öğretmenler günü olarak kutlanılıyor. Zaman zaman bir takım tartışmalar neden oluyor. İşte darbe döneminde ortaya çıkan bir yaklaşım işte kutlanılmalı mı? Ki bazen 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Ama günümüzde hala 24 Kasım bizim için bir kutsal değeri var. Hasan Sağlam Hacettepe Üniversitesi'nin kurucularından mıdır? Değildir. Hasan Sağlam Tuğgeneral. Bilmiyorum yani. Hacettepe Üniversitesi'nin kuruluş tarihini hatırlayamadım şu an için de Hatice Hocam bir soru sormuş. Şimdi arkadaşlar devam edecek olursak yine Cumhuriyet dedik ya biz Atatürk'ün meşhur sözünden bahsetmiştik. O tartıştık işte Namık Kemal hislerimin babası Ziya Gökalp fikirlerimin babasıdır diye. Şimdi millileşmeden bahsetmiştik. Biz millileşme ile ilgili örneğin baktığımızda savaştan çıkan bir devletiz Cumhuriyet kurulduğunda. Yani belli bir bilinçlendirme çalışması halkı bir arada tutmasıyla ilgili bir takım fikir ya da teorilerin ortaya atılması söz konusu bu dönemde. Özellikle bunu tetikleyen bazı olaylar da olmuş muhakkak. Şimdi bu kapsamda baktığımızda yani kültürün korunması ile ilgili örneğin İngilizce öğretmenlerimiz aramızda var. Öğrencilerimiz de var çünkü selamdan gönderdikleri için isimlerini görüyorum. Şimdi biz İngilizce öğretirken ne yapıyoruz? Mutlaka o yani Amerika ya da İngiltere'nin kültürünü de öğretmeye çalışıyoruz. Yani dil öğretirken kültür muhakkak öğretilir. Yani tek başına dil öğretilmez. Kültürle birlikte dil öğretilir. Dolayısıyla
Yani veya tarih dersleri mutlaka kültürle alakalıdır. Zaman içerisinde oluşturduğumuz belli değerleri tarih dersinde biz öğrencilerimize aktarırız. Şimdi söylemek istediğimiz şu. Yani tarih ve dil konusu kültürü aslında en fazla ilgilendiren iki temel bilim dalıdır veya iki disiplindir. Dolayısıyla Atatürk döneminde de yani Cumhuriyet döneminde de dil ve tarihle ilgili birçok çalışma yapılmış. Özellikle millileşme ya da halkın nasıl diyelim bilinçlenmesi kapsamında. Bununla ilgili iki temel kuram var. Birincisi Türk tarih tezi, diğeri Güneş dil teorisi. 1928 yılında yine Fransa'nın etkilerini görüyoruz. Fransa'nın coğrafya kitaplarında bizle ilgili aşağılayıcı bir takım ifadelerin yer aldığı Atatürk'e bilgi veriliyor. Bu kapsamda Atatürk Afet İnan gibi isimleri görevlendirmiş. Yani tarih ders kitaplarının yazılmasıyla ilgili. O dönemde Şemsettin Günaltay, Recep Peker, Faruk Sümer gibi önemli isimler var. Tarih kitaplarının hazırlanmasında büyük görev almışlar zaman içerisinde. 1930 yılında Türk Ocağı'nda Türk Tarih Tetkik Cemiyeti kuruluyor. Bu cemiyet sunumumuzda da var. Türk Tarihinin Ana Hatları diye 11 bölümden oluşan yani Türk tarihi derli toplu yazılan bir kitap haline dönüştürüyorlar. Bu kitap daha sonra özet haline getirilmiş 74 sayfalık Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bastırılıp okullarda da okutulan bir süreç. Şimdi burada bizi ilgilendiren noktası şu. Yani Atatürk, daha doğrusu Osmanlı döneminde tarih yazıyla ilgili çalışmalar muhakkak var ama o dönemi yazmış. Yani Tarihi Cevdet gibi önemli eserler var. Ama nasıl diyelim, derli toplu veya Türk tarihini eskiden itibaren günümüze kadar getiren bir şey yok. Atatürk'ün burada yapmış olduğu aslında Türk tarihi milat yani 3000-4000 yıllıktır tarihi vardır diyerekten ta Sümerlerden başlatıyor Türk tarihini. Dolayısıyla yani halkta bir milli bilinç oluşturmaya çalışıyor. Dolayısıyla Erz Türkler diye bir kavmin dahi Türk olduğunu veya işte kayıp kıta Mu'nun olduğunu, bununla ilgili bir takım çalışmalar yaptığını, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde işte tarih ya da antropoloji ile alakalı birçok bölümün veya kürsünün o dönem deyimiyle kurulduğunu gözlemleyebiliyoruz. Yani birçok faaliyetler söz konusu. Dolayısıyla yani güne şey Türk tarih tezi dediğimiz tez 1928'de ortaya atılmış. Bununla ilgili 1931 yılına kadar gelindiğinde bir kitap oluşturulduğunu gözlemliyoruz. Yani çalışmalar var tarih bilinci oluşturmak amacıyla. Daha sonra farklı tarih lise veya ortaokullar için tarih ders kitaplarının hazırlandığını biliyoruz dönemlerinde. Şimdi diğer açıdan baktığımızda Güneş dil teorisi var. Yine Türkçenin özellikle Latin alfabesinden birlikte sonra dille ilgili bir takım sadeleştirme çalışmalarının olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bu kapsamda tüm dillerin atasının Türkçe olduğunu söyleyen belki çok ütopik gelen bir teori ortaya atılmış o dönemde. Niye ütopik diyoruz? Yani herhangi bir Fransızca'da geçen bir kelimenin işte bakın aslında Türkçe'de bu kelime var demek ki bizden geçmiş. Dolayısıyla tüm dillerin atası Türkçedir gibi bir takım çalışmalar yapılmış. Aslında burada da Türk milletinin işte Fransız ders kitaplarındaki gibi aşağılayıcı ifadelerden kurtulmak amacıyla bir takım dediğimiz gibi bilinçlendirme çabası yapmak amacıyla ortaya atılmış teorilerdir. Zaman içerisinde bu teoriler dil bilimciler tarafından çok beğenilmediği için kabul görmüyor tabii. Evet, İtalya'nın Türk olması Ers Türkler'de dediğimiz gibi bir takım teoriler ortaya atılmış o dönemde. Yani kayıp kıta Mu ile ilgili de çalışmalar muhakkak var. Atatürk bunun araştırılmasını istiyor. Dediğimiz gibi Sümerlerin Türk olduğu ile ilgili çalışmalar var. Sümeroloji bölümü kuruluyor gibi çalışmaları sayabiliriz. Dediğimiz Güneş dil teorisi Türkçenin Avrupa'dan Afrika'ya hatta Amerika'ya kadar bütün dillerin kökeni olduğunu savunan Türk tarih tezine dayanan bir fikir veya bir görüş. Dolayısıyla Orta Asya'daki Türkler tarafından ilk dünya medeniyetinin kurulduğunu ve göç yoluyla doğudan batıya ilerlediğini, dolayısıyla dillerinde bu şekilde yayıldığını veya onlardan oluştuğunu ileri süren bir fikir.
Bu da yani dediğimiz gibi tüm sistemlerimizi etkilenmiş veya dönüşümleri sağlamış fikirlerden bir tanesi. Dolayısıyla bize tarih bilincinin oluşmasında en büyük etkenlerden biridir bu Türk tarih tezi ve güneş dil teorisi. Bu kapsamda sözlükler hazırlanıyor. Daha sonraki dönemlerde Agop Dilaçer galiba bu sözlük hazırlama çalışmaları var. Atatürk'ün bizzat Türkçeleştirdiği bir takım isimler var. Geometriyle ilgili bir takım kitaplar olduğunu biliyoruz. Arkadaşımız yazıyor, evet Muazzez İlmiye Çığ yaşıyor mu şu an bilmiyorum ama yani ilk Sümeyologtur örneğin baktığımızda birçok çalışması var o kapsamda. Yine dil ve tarihle ilgili çalışmalara baktığımızda yani Türk Dil Kurumu'nun oluşturulduğu süreç var. Türk Tarih Kurumu'nun oluşturduğu süreç var. Bu kurumun oluşturulmadan önce belli kongrelerin olduğunu gözlemliyoruz. Uluslararası düzeyde bir takım o dönem için söylüyoruz 1930'lu yıllarda. Bu tür çalışmaların olduğunu rahatla söyleyebiliriz. Şimdi karma eğitime gelecek olursak yani Osmanlı'da karma eğitim tartışması aslında bir problem olmamış. Niye? Dediğimiz gibi konuşmamızın başlarında söylemiştik. Sıbyan mekteplerinin üstünde kızlar zaten üst düzeyde eğitim almıyorlar. Dolayısıyla bu bir tartışma neden olmamış. Küçük yaştaki çocukların bir arada okuması ile ilgili herhangi bir sakınca görülmemiş. Ne zaman ki ortaokul denilen kavramlar ortaya çıkmayla birlikte bu tartışmalar yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Söylemiştik az önce rüştünü anlatırken 1859 tarihinde ilk defa bir kız rüştiyesi açılıyor İstanbul Sultanahmet'te. Bununla birlikte işte belli yerlerde açılmadığı için kızların ortaokula yazılıp yazılmaması ile ilgili tartışmalar var ama o dönemde çok karşılık görmüyor. Özellikle ikinci meşrutiyetle birlikte bu tartışmaları yoğun bir şekilde mecmua ve gazetelerde olduğunu gözlüyoruz. Benim doktora tezim karma eğitimdir. 1908-1950 arası basına yansıyan karma eğitim tartışmaları benim birebir uzmanlık alanımda zaten. Özellikle Darülfünun'da bu tartışmalar yoğun bir şekilde yaşanıyor. Çünkü burada hocalar da destek veriyor. Yani biz de zaman zaman bir derse giriyoruz. Örneğin Türk Eğitim Tarihi dersine giriyorsunuz. Derse girdiğinizde bir konuyu anlatıyorsunuz A sınıfına veya A şubesine. B şubesine gittiğinizde aynı konuyu anlatırken o konunun tekrarı bazen beyin tamamlıyor. Diyor ki bu konuyu anlattınız ya da bu örneği vermenize gerek yok deniyor. Yani 2, 3, 4 tekrar olduğu takdirde bu ister istemez verimi düşürebiliyor bazen. Ya da tam tersi arttırabiliyor da bazen. Yani bir takım sıkıntıları beraberinde getiriyor. Dolayısıyla kızlar ve erkekler için Darülfünun'da özellikle yani gündüz erkekler öğleden sonra kızlara eğitimler verilmeye başlandığını gözlemliyoruz. Öyle hani müderrislerin iki defa eğitimi anlatması ile ilgili bir takım sıkıntıları olduğunu, kızların belli şubelere alınmaması ile ilgili bir takım sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Önemli yazarlardan Şükrü ve Nihal özellikle coğrafya bölümünde okumuş daha sonra edebiyat bölümünde tamamlamış. Bunun başkanlığında bir takım girişimler var. O dönemde İsmail Hakkı Baltacıoğlu Darülfünun'daki rektör diyebileceğimiz günümüzdeki kavramla eşdeğer. Onların büyük destekleri var. Bu kapsamda Darülfünun senatosu karar alıyor. Kız ve erkekler okunmaya başlıyor. Yani bizim eğitim sistemimizde ilk defa karma eğitim resmi olarak üniversitelerde başlatılmış. Yani Sıbyan Mektebi haricinde. Ama resmi olmayan durumlarda yani rüştiyelerde örneğin kızlar için gidilemeyen yerler varsa zaman zaman kabul edilmiş veya yapılmaması ile ilgili bir takım uyarılar olmasına rağmen buna uyulmadığını gözlemliyoruz. Bir takım cezai müeyyideleri var ama uygulanmamış. O dönemdeki Milli Eğitim Müdürlükleri dediğimiz veya ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri dediğimiz kişilerin uyarıları var. Bununla ilgili resmi yazılar var. Ama dediğimiz gibi uygulanmamış. Daha sonra 1926 tarihinde, özellikle 24 tarihinde Tekirdağ'da kızların ortaokula gitmesiyle ilgili bir ortaokul olmadığını, dolayısıyla farklı yerlere de gidemediklerini, işte 4 öğrencinin kabul edilmesiyle ilgili bir takım süreçler var. Bu başlayan süreç 1926'da özellikle 3. Heyet-i İlmiye'de yatısı yani yatılı olmayan okullarda karma eğitimin ortaokulda uygulanması ile ilgili bir takım kararların alındığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla dediğimiz gibi kızların üst düzeyde eğitim almasına bir olanak tanıyan bir sistem. Çünkü her yerde kızlara ait okulların açılması, bağımsız okulların açılması mümkün değil. Bu kapsama baktığınızda da Huri Akgül hocam fotoğraflar çok fazlasıyla var. Biz zaman zaman bellerini kullanıyoruz. O dönem fotoğraflarını görünce zaten
Gerçekten hani tarih bizde bir milli bilinç oluşturuyor diyoruz ya. Gerçekten oluşturuyor. Hani ne zorluklardan gelerek bu eğitim sistemini şekillendirmişiz baktığımızda veya temellerini oturtmuşuz. Bunları bize gerçekten gösteriyor. Şimdi 1926'da ortaokullar, 33-34'te liselerin karma eğitime geçtiğini gözlemliyoruz. Yine dediğim gibi belli okulların karma eğitim uygulasa dahi örneğin bir şubenin tamamen kızlara, bir şubenin tamamen erkeklere ayrıldığını gözlemleyebiliyoruz. Ya da karışık olduğunu da gözlemleyebiliyoruz. Yani farklı uygulamalar yapılmış ama karma eğitimle ilgili toplumun tepkisinden ziyade o dönemin düşüncelerinin etkisi çok olmuş. Yani bizdeki dönüşüm halk hareketiyle değil, devlet hareketiyle olmuş çünkü. Genel olarak hep böyledir. Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet döneminde böyledir. Halk bunu istediği için yapılmamış. Günümüzde bu toplumsal talep kuramı dediğimiz özellikle yani siyasal rejimlerle birlikte yani siyasetçilerin toplumdan oy alabilmek için toplumsal bir takım taleplerin gerçekleştiğini gözlemleyebiliyoruz. Bununla ilgili sosyolojik farklı yaklaşımlar var ama Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet'e baktığımızda genelde devlet modernleşmeyi desteklediği için bir takım politikalar gerçekleştirilmiş. Daha sonra işte liseler 1933-34'te yapılmış. Bu arada Fatih Hocam ya da Ertan Hocam bir saati biz geçtik ama daha devam ediyor muyuz? Ne kadar süremiz var? Bence çok güzel gidiyor. Yani daldım şu anda ve sizi izliyoruz. Hem Teşekkür ederim, sağ olun. yani çok mükemmel gidiyor. Bence biraz daha devam edelim hocam. Yani ne Şimdi zamana var kadar geleceksiniz çok merak anlatmak ediyorum. istediğim, anlayamadım, çok pardon, özür Yani ne dilerim. zamana kadar geleceğiz? Onu mu çok merak ediyorum. Yani filmin sonunu çok merak ediyorum. Günümüze kadar, yarına kadar, sabaha kadar, sahura kadar devam ediyoruz ama izniniz olursa. Estağfurullah hocam. Yani siz ne zaman uygun görürseniz bizim için uygundur. Yani biz keyifle izliyoruz. Sohbetteki arkadaşlarımız da yeterince katkı sağlıyor. Hem onları takip etmek hem sizi dinlemek çok keyifli. Buyurun hocam siz. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi 1933'te liselerin karma eğitime geçmesiyle birlikte dediğimiz gibi köye özgü bir takım modellerin olduğunu gözlemliyoruz. Bu arada Baltacıoğlu ve Tonguç'un fikri değil miydi köy enstitüleri? Yani köy enstitüleri fikri, yani köye özgü öğretmen yetiştirme ile ilgili şunu söyleyebiliriz. Burada birazcık parantez açalım izniniz olursa. Köy enstitüleri ile ilgili düşünce İsmail Mahir Efendi'nin Meşrutiyet dönemi, özellikle bu kimsesizlerin babası olarak bilinen İsmail Mahir Efendi, yani Darülaziceyl'de ismini hatırlayamadım, yani tarzdaki kurumların açılması ile ilgili bir takım çalışmalar yapan isim İsmail Mahir Efendi. Bu da köye özgü bir takım, yani deniyor ki 400 erkek 400 kız seçilsin. Bunlar diyor eğitim alsın, daha sonra evlendirilsin ve köye gönderilsin deniyor. Bir takım modeller var. Bu denenmemiş ama teori anlamında ortaya atılan bir takım fikirler var. 1924'e geldiğinizde John Dewey davet ediliyor bize. John Dewey şöyle söyleyelim, köye özgü bir takım modellerin olmasını söylüyor. Bu kapsamda özellikle biz yani belli filmlere de konu olmuş ve kendi okulumuzla alakalı da çalışmalar var. Yani Kurtuluş Savaşı döneminde bir takım liseler mezun veremiyor. Yani öğrencilerin cephede şehit olduğunu biz biliyoruz. Köşelerinde veya okulla ilgili köşeleri ya da tarihsel bir takım filmlerde bunlar işlenmiş. Ya da öğretmenlerin burada işte asker ya da subay olarak görevlendirildiği için burada şehit olduklarını gözlemleyebiliyoruz. Yani yetişmiş öğretmeniniz ve de yetişmiş personelimiz zaten savaştan çıktıktan sonra az. Bu kapsamda köy nüfusumuz da fazla olduğu için köyün kalkınmasıyla zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınması söz konusu. Bununla ilgili işte John Dewey'nin de bir takım görüşleri var dediğimiz gibi. Daha sonra gelenlerle alakalı da yani farklı isimlerin de köye özgü bir takım modeller olmasını gerekiyor. Bu kapsamda ne yapılmış? Örneğin çifteler, Eskişehir çiftelerde askerliğini çavuş olarak yapmış kişiler, yani okuma yazma bilen kişiler alınıp kısa sürede öğretmen okulun, yani öğretmen yapılmış, köye özgü bir takım modellerin denendiğini gözlemliyoruz. Yine Kastamonu eğitim tarihi açısından çok önemli bir şehirdir. Gölköy'de köy enstitülerinin denemeleri yapılıyor. Süleyman Edip Bakır'dı yanlış hatırlamıyorsam o dönemdeki kurucu müdürler.
Bir takım denemeler yapılıyor. Bunlar başarılı olunca köy enstitüleri tüm yurt satına dağıtılıyor veya açılıyor. Muhakkak fikir babası ya da bunların kurucusu köy enstitüleri ismiyle tarzda yapılanması ile alakalı İsmail Hakkı Tonguç'tur veya Hasan Adı Yücel'dir. Bunları kesinlikle inkar edemeyiz. Çok büyük emekleri vardır İsmail Hakkı Tonguç'un. Özellikle oğlu İsmail Hakkı Tonguç'un anılarını yazmış. Okumanızı tavsiye ederim. Köy enstitüleri gerçekten önemlidir. Günümüzde köy enstitüleri ilgili tartışmalar hala var. Özellikle eğitim fakülteleri, köy enstitüleri olsun ya da köy enstitüleri artık kalktı, işte kent enstitüleri olsun gibi bir takım tartışmalar var. Ama kurulduğu dönem için baktığımızda 17 Nisan 1940 tarihinde yayınlanan yönetmelikle kuruluyor. O tarihten itibaren yani kapanıncaya kadar 1953 tarihine kadar bir takım kendi içerisinde reformlar yapmak durumunda kalıyor. Bir takım iftiralara uğradığını rahatla söyleyebiliriz. Yani şunu söylesek yanlış olmaz. Yani aramızda idareci olanlar da muhakkak vardır. Yani bazı yöneticilerimiz art niyetli de olabilir. Yani buradaki grubu tenzih ediyorum ama yani bazı öğretmenlerin okul kütüphanesinde komünizmle ilgili kitapların olduğu gözlemlenmiş. Bununla ilgili haberlerden dolayı işte köy enstitüleri komünizmi yaymak amacıyla yapılmış denmiş. Ya da belli idareciler gerçekten iyi niyetli olarak o İsmail Mahir Efendi'nin görüşünde olduğu gibi aynı köyden gelen kız ve erkeklerin evlendirilmesiyle ilgili faaliyetler içerisine girmiş. Buradaki asıl niyet yani iyi niyet daha doğrusu nedir? Kız ve erkek aynı köyden evlendiği takdirde köyüne tekrar gidecek ve o köy öğretmensiz kalmayacak. Yani bu iyi niyetle yapılan bir takım şeyler. Ama nedir? Karma düzeyde yani yatılı düzeyde karma eğitim veren ilk kurum olduğu için toplumsal anlamda bir takım dedikodular da beraberinde getirmiş. Ve siyasetin de bu kuruma bulaşmasıyla alakalı özellikle çok partili hayata geçiş dönemiyle birlikte köy enstitülerinin kurucuları arasında olup da Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan milletvekili yapılmayıp da Demokrat Parti'ne aday olan birçok kişi köy enstitülerinde karalama ihtiyacı duymuş oy kaygısıyla. Yani buna benzer birçok sebeplerle köy enstitüleri yıpratılmış diyebiliriz yani. Ama dediğim gibi arasında olumsuz anlamda faaliyet gösteren kişiler muhakkak vardır ama bunlarcık birazcık daha abartılmıştır diyebilirim ama o günün koşullarında köy enstitüleri gerçekten çok gerekli bir kurum. Ama günümüzde gerekli değil. Niye? Çünkü öğretmene yüklenen öğretmen yeterlikleri hep tartışılmış zaten. Yani bir öğretmenin hem marangoz, hem ziraat mühendisi, hem veteriner, işte hem balıkçı hepsinin olmasını günümüzde bekleyemeyiz. Ama o günün koşullarında yani köyde okumuş ya da her şeyi bilen bilginin ana kaynağı öğretmen olan bir eğitim modelimiz var. Dolayısıyla bu tam anlamıyla öğretmene birçok sorumluluğu yükleyip köyün kalkınması ile ilgili öncü olması bekleniyor. Yani canlandırılacak köy diye Tonguç'un eserleri var. Yani ya da kalkınmanın öncesi öğretmen tarzında eserler yazılmış. Baktığınızda söylemek istediğimiz köyü kalkındırmak için öğretmene çok büyük roller yüklenmiş ama günümüzde bunun gerçekleştirilmesi mümkün değil. Ha, eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması, müfredat, içerik değiştirilebilir ama yani ismi enstitü olsa, kent olsa, köy olsa ne olacak? Köy nüfusumuz zaten günümüzde daha da azaldı. Malum biz artık ondan bile vazgeçtik. Yani piyolar, yibolar açmıştık ki köy nüfusları az diye belli bölgelerde belli okulların toplanması ya da taşımalı eğitim sistemlerinin çözüm olarak bulmaya başladı. Çünkü köy nüfusu azalmıştı. Şimdi bunu yapmamız mümkün değil. Bu yorumu yapabiliriz ama Tonguç ve Hasan Ali Yücel köy enstitüleri noktasında öncü isimlerdendir. Tonguç Baba ya da Hasan Baba olarak öğrenciler tarafından isimlendirilmiş zaten. Şimdi Hasan Ali Yücel deyince şuradan da bahsetmemiz gerekiyor. Avrupa'da hümanizm hareketlerinin açığa çıktığını gözlemliyoruz. Şimdi bu kapsamda hümanizma insancıllaştırma, daha doğrusu insani politikaların birazcık daha ön plana çıktığı bir takım faaliyetler olarak kabaca yorumlayabiliriz. Daha uzun anlatabiliriz ama. Şimdi bunun Türkiye eğitim sistemine girmesiyle birlikte eğitim felsefemiz aslında değişiyor. Şimdi buradaki temel mantık da aslında kültürel politikalarla alakalı. Biz hep tarihsel süreçte Eğitim Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı diyoruz ama Milli Eğitim Bakanlığı kuruluşundan itibaren, 1857 tarihinden kuruluşundan itibaren, Maarif Nezaretinden itibaren değişik isimlendirmeler almış Cumhuriyet döneminde. Kültür Bakanlığı, Gençlik ve Eğitim Bakanlığı, Eğitim ve Kültür Bakanlığı gibi isimler alıyor. Şimdi
Evet, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün başlatmış olduğu eğitim tarihi müzeleri kapsamında Konya'daki Eğitim Tarihi Müzesi anlamlıdır. Özkan Hocam burada reklam yapıyor. Gerçekten tavsiye ederim. O proje şu an askıya mı alındı tam bilmiyorum ama bu anlamlıdır eğitim tarihi müzeleri. Zaman zaman kendi sosyal medya hesaplarından da eski resimleri paylaşıyorlar. Bunları takip etmekte yarar var. Şimdi hümanizma çalışmaları dediğimiz gibi Hasan Ali Yücel döneminde Eğitim Bakanlığı'nın ismi Kültür Bakanlığı. Dolayısıyla Türkiye'de kültür politikaları deyince akla gelen ilk isim Hasan Ali Yücel'dir. Yani kültüre dair birçok politika yapmış. Özellikle Milli Eğitim Şurası'nda bu hümanizmanın 1. Milli Eğitim Şurası 1939 tarihinde yapılmıştır. 1939 tarihinde hümanizmanın eğitim sisteminde kullanılması ya da yer almasıyla ilgili bir takım kararlar alınıyor. Bundan sonra hayata geçirilmiş zaten. Bu kapsamda ne yapılıyor? Örneğin liselerde Latince şubeleri oluşturuluyor. Yani Ankara Erkek Lisesi'nde ve İstanbul'daki belli liselerde deneme tarzında bir takım faaliyetler var. Latince'nin okutulduğunu biliyoruz. Bu başarılı olmamış, sonraki yıllarda vazgeçilmiş ama bu tür denemeler var, özellikle hümanizmanın oturmasıyla alakalı. Yine hümanizmanın oturmasıyla alakalı Yunanca ve Latince'den eserler var. Çeviri bürolar oluşturuluyor. Doğu ve Batı klasikleri Türkçe'ye çevrilmiş bu dönemde. Hasan Ali Yücel bu anlamda kültür politikalarının eğitime yansıması noktasında önemli faaliyetler yapmış. Birçok kurumsal yapıya da imzasını atmış veya eğitim politikasına. Ki günümüzde hala tartışılıyor, işte Milli Eğitim Bakanı sürekli değiştiğinde eğitim politikası değişiyor mu? Yani gözlemlerimiz muhakkak var. Belli şeylerin değiştiğini görebiliyoruz. Eğitim tarihinde en uzun Milli Eğitim Bakanlığı yapmış önemli isimlerden bir tanesidir. Meşrutiyet döneminde Abdurrahman Paşa en fazla Milli Eğitim Bakanlığı yapıyor. Daha sonra Hasan Ali Yücel. Günümüze geldiğinde Hüseyin Çelik'in en uzun süre Milli Eğitim Bakanlığı yaptığını gözlemliyoruz. İnşallah Ziya Öğretmen devam eder. Bu süreçler 2023 vizyonu daha başarılı bir şekilde yürütülür ve sonuç alırız diye dua ediyoruz bakalım. En azından eğitimli bir bakanımız var şu an için. Muhakkak eski bakanlar veya eski bürokratlarımız da çok önemli işler yaptılar. Bunları es geçmek mümkün değil. Çok başarılı işler yapmışlar ama bunu da göz ardı etmemek lazım. Yani hümanizmanın ve Hasan Ali Yücel'in eğitim sistemimize büyük etkileri var. Gelelim müfredat değişimlerine. Müfredat niye değişir? Çünkü biz artık bir değişim ve dönüşüm olduğunu kabulleniyoruz dünyada. Yani eğitim felsefesi açısından baktığımızda da hatırlarsınız Heraklitos'un meşhur bir sözü vardır. Diyor ki aynı nehirde iki kez yıkanılmaz. Ne demek? Çünkü girdiğimizde o nehire o su aynı su değildir. Nehirdeki su akıp gitmiştir diyor. Dünya değişiyor, dönüşüyor. Dünya değişip dönüşüyorsa dolayısıyla eğitim sisteminin de buna göre uyarlanması, dolayısıyla eğitim sisteminin en temel üyesi olan müfredatın da zaman içerisinde değişmesi gerekiyor. Ki Cumhuriyet kurulmalarıyla birlikte aslında şunu da söyleyebiliriz. Yani biz az önce okullardan bahsettik ya, Sıbyan mekteplerinde örneğin Osmanlılık fikrinin yoğun bir şekilde öğretildiğini, Tanzimat kurumlarında, Tanzimat döneminde açılan rüştiyelerde örneğin ya da iptidai mekteplerinde Batıcılık fikrinin daha ön plana çıktığını gözlemliyoruz. Bu ister istemez hani gizli müfredat ya da açık müfredat olarak isimlendirebilirsiniz. Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte de Osmanlılık fikri yerine Cumhuriyetin daha ön plana tutan bir takım müfredat değişimlerini gözlemliyoruz. 1924 ve 26 müfredatları genel olarak Cumhuriyet ilke ve inkılaplarının öğretilmesiyle ilgili bir takım kazanımların eklendiği müfredat olarak karşımıza çıkıyor. Yine 36, 62, 68'de önemli değişimler yapılmış. Bunlar siyasi, sosyal ve kültürel açıdan bir takım değişimleri beraberinde getiriyor. 73, 82, 97 ve 2006 yıllarında son keza 2018'de gözden geçirilip yeniden düzenlendiğini gözlemleyebiliyoruz. Yani şu örneği verebiliriz burada çarpıcı. Yani biz dilimize pelesenk olmuş günümüzde diyoruz ki dijital çağdayız, teknoloji çağındayız, bilim çağındayız, bilgi çağındayız. Çok güzel. Şimdi bununla ilgili peki eğitim sistemimizde belli kazanımların üretilmesi gerekiyor mu? Teknoloji veya dijitalleşmeye ilişkin gerekiyor. Bu kapsamda biz ne yaptık örneğin? Medya okuryazarlığı diye bir ders ekledik veya belli derslerdeki kazanımları medya okuryazarlığı ile alakalı bir takım değişimler yapmıştık hatırlıyorsanız. Günümüze geldiğimizde ne yaptık 2018 müfredatında? Dijital okuryazarlıkla ilgili özellikle sosyal bilgiler müfredatında bir takım kazanımların eklendiğini gözlemliyoruz. Yani
Konuşmamın başında söylemiştim. Toplum, eğitim ve kültür zaman içerisinde mutlaka değişen üç temel kavramdır demiştim. Dolayısıyla müfredat da bunu sağlayacak. Yani bu değişimleri ya da dönüşümleri eğitim sistemini uyarlayan bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla değişimleri gerekiyor. Ders kitaplarında değişmesi gerekiyor. Çünkü bilgiler değişiyor, yeni bilgiler buluyoruz. Biz malum yeniden yapılandırmacılık, yani pragmatizm dediğimiz felsefeye dayalı olarak bir takım eğitim modellerini geliştiriyoruz. Özellikle Anglo-Sakson kültüründen etkilenerek eğitim sistemimizde şu an. Burada nedir? Bireyin yararına ya da toplumun yararına bir takım bilgilerin öğretilmesi söz konusu. Yani öğretmen burada artık bilginin ana kaynağı olmaktan çıkıp neye dönüşmeye başlıyor? Bilgiye nasıl ulaşacağı noktasında rehberlik yapan bir model ya da rol model olmaya yoluna gidiyor. Yani öğretmen bilgiye öğrencinin nasıl ulaşacağı noktasında bir takım çıkarımlarda bulunması ya da yol gösterici noktasında yardımcı oluyor öğrenciye. Buna göre eğitim sistemimizin yeniden yapılandırmacılığa göre şekillendiğini ya da değiştiğini gözlemleyebiliyoruz. Yani müfredat değişimleri de kültürel değişim veya toplumsal dönüşüm açısından önemlidir. Radyo yayınları yine bizi toplumsal dönüşüm noktasında çok önemli etkiler sağlamış. 1927 yılında ilk defa Sirkeci tren garında radyo yayınlarının olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Daha sonra evlerimize kadar giriyor. Bilginin ana kaynağı radyolar olarak gözlemliyoruz. Oradan duyduğumuz bilgiler neticesinde bir takım bilgiler ya da kültürleşme dediğimiz bir takım faaliyetler gerçekleşiyor. Bu kapsamda radyo örneğin propaganda aracı olarak da kullanılmış. Yani propaganda demek sadece olumsuz anlamda bir takım yönlendirmeler demek değildir. Örneğin Recep Peker'in İnkılap Tarihi dersleri ya da Türk Dil Kurultayı'nın açılışı gibi çalışmalar Cumhuriyet ilke ve inkılapların öğretilmesiyle ilgili faaliyetlerde kullanıldığını gözlemleyebiliyoruz radyonun. Yine halk evlerinin birçok faaliyetlerinin radyodan canlı olarak yayınlandığını gözlemliyoruz. Özellikle radyofonik tiyatrolar dediğimiz radyo tiyatroları, bir takım temsiller, belli kitap okuma saatleri düzenleniyordu. Günümüzde TRT hala bunları devam ettiriyor diye biliyorum. Nasrettin Hoca, bir takım türküler, radyo aracılığıyla bir takım kültürlenme faaliyetleri geçmişten günümüze kadar devam ettirilmiş. Halk Evleri ve Ankara Radyosu'nun ortaklaşa birçok yayın olduğunu gözlemliyoruz 1950'ye kadar. Burada Türk kültürüne ait türküler, oyun havaları, ağıtlar, masallar, atasözlerine yer veriliyor. Malumunuz 1990'lardan sonra özel radyolarda kurulduğu için yaygın bir şekilde etkisini devam ettirmiş ama bu kültürel özellikle kültür aktarımla ilgili faaliyetler TRT aracılığıyla da günümüzde az da olsa devam ettiriliyor diyebiliriz. Yine Türk eğitim sistemini etkilenmiş. Bakın bir hocamız vardı bizim. Derdi ki yani Türk eğitim sistemi Cumhuriyet'ten itibaren 5 devre ayrılır. Bir tanesi 23-38 arası, 38-50 arası, 50-60 arası, 60-80 arası, 80'den günümüze kadar dönemlere ayrılmış. Şimdi 23-38 arasında millileştirme dönemi diyoruz. Atatürk döneminde 38-50 arasına baktığımızda hümanizmanın etkisinin olduğunu fazlasıyla görüyoruz. 50'den 60'a kadar baktığımızda Amerikalılaştırma devri diyoruz. Hocamızın tabiridir. Ali Güler diye bir hocamız vardı. Eserleri vardır hala. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde kendisi görev yapıyordu. Emekli oldu ama şu an ne iş yapıyordur tam hatırlayamadım. Sonra 60'tan sonra kalkınma planlı döneme geçiyoruz. Planlı dönem diye isimlendiriliyor. 80'den sonra da neoliberalizm etkilerinin eğitim sisteminde fazlasıyla görüldüğünü söylüyoruz. Yani biz 1950'lerden itibaren, daha doğrusu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra eğitim sistemimizde, hani demiştik ya Fransa ile başlayan bir etkileşim süreci var. Aslında 1900 yılında dahilinde biz 40 tane Alman akademisyenle davet ediyoruz. Almanya'nın da etkisinin olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Özellikle 20. yüzyıla başlarken 1. Dünya Savaşı'ndan önce. 1950'den sonra eğitim sistemimizde tamamen Amerika'nın etkisi olduğunu gözlemliyoruz. Bu neyle başlamış? Truman doktrini ya da Marshall Planı dediğimiz bir takım olaylarla. Truman ve Marshall Amerika'nın o dönemdeki başkanları. Şöyle söyleyelim. Yani Rusya, yani o dönemdeki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne karşı daha doğrusu daha yakın olmak üzere bir üs kurmak istiyorlar. Bu kapsamda Yunanistan ve Balkan ülkelerine bir takım ekonomik yardımlar yaparak burada üsler kurmak istiyorlar. Truman Amerikan Meclisi'nden bir takım destekler almış.
Evet, hocalarımız hemen yazmaya başladı. Süt dozu alın, süt verme gibi bir takım çalışmalar vardı. Evet, o kapsamda maalesef. Abdülhamit döneminde de süt dağıtımla ilgili çalışmalar var. Onu da belirtelim. Yani bu dönemde başlamamış. Her neyse. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yani dünyanın yeniden şekillenmesiyle alakalı süreçte Truman bize destek veriyor. Bu bizim için olumlu bir şey aslında baktığımızda ilk başlarda. Ama dediğimiz gibi her bir olay yeni bir olayı açığa çıkardığı için beraberinde kültürel dönüşüm ve değişimi de gerçekleştiriyor bu olay. Bize yardım yapıyor. O dönemde biz tarımsal anlamda önemli politikalar gerçekleştiriyoruz. Tarım politikaları. Yani tarımda örneğin bir takım aletlerin kullanılması, traktörün kullanılması ile ilgili çalışmalar bu kapsamda değerlendirilebilir. Ama bu beraberinde neyi getiriyor? İnsan gücüne ihtiyacın azalmasıyla birlikte tarım sektöründe çalışan işte işçidir, rençberdir, ırgattır, ismi her neyse bunlara ihtiyacın giderek azaldığını gözlemliyoruz sanayileşme ya da tarımsal makinelerin kullanılması ile birlikte. Bu beraberinde neyi getiriyor? Aslında sanayileşme olgusunu açığa çıkarıyor ama köyden kente göç olgusu dediğimiz, gecekondu kültürü dediğimiz bir takım şeyleri de beraberinde getiriyor. İster istemez işte gecekondu kültürü kültürleşmenin en güzel örneğidir. Yani ne köylüsünüz ne kentlisiniz yeni bir toplumsal sınıf desek yanlış olmaz. Bunu getiriyor. Bu beraberinde işsizliği getiriyor. Bu isyan kültürünü getiriyor. Arabesk kültürünü açığa çıkarıyor. Bu yani toparlayacak olursak artık çünkü 1,5 saate geçtik. Beraberinde neyi getiriyor? Radyo, televizyonların işte kullanılması ile alakalı süreçlerde televizyon filmlerinin bu tarzda olmasını gösteriyor. Fabrikatör kızı, işte işsiz erkek, zengin kız, fakir oğlan filmlerinin olduğunu, devlete bir isyan, işsizlikle ilgili bir takım filmlerin olduğunu, işte Kemal Sunal'ın bazı karakterlerinin burada kullanıldığını gözlemliyoruz. Bu dönemde yine TV'nin kullanılması ile ilgili birçok çalışma var. Yani gelinen süreçlerde hepsi birbirini tetikleyerek gelmiş diyebiliriz. Yani daha sonra siyasal olayların birlikte kullanılmasıyla eğitimde, pardon, sinema sektöründe siyasi figürlerin kullanıldığını biliyoruz o dönemlerde. 80 öncesi dönemlerden bahsediyorum, 70'lerden sonra. Yani Amerika ile başlayan değişim, dönüşümler aslında bizim hayatımızı tamamen etkilemiş. Daha sonra Marshall bir takım desteklerde bulunuyor ama desteğin koşulu nedir? NATO üyesi olmamızı istiyor. Bu kapsamda Türkiye'de Amerika üsleri açılmış. Ve ne bileyim Divan Oteli'nin açılması, Sheraton Oteli'nin, Hilton Oteli'nin açılması ile gibi çalışmalar bu kapsamda değerlendirilebilir Marshall yardımlarıyla birlikte gelinen süreçte. Daha sonra Ankara Jockey Kulübü'nde bir takım baloların düzenlenmesi, şehir kulüpleri dediğimiz bir eğlence hayatı tarzında yapılandırmaların oluşması. Geçen hafta kutladık. Anneler Günü'nün örneğin 1955 yılından itibaren kutlanması yine Amerikan kültürü sayesinde bizim için olmaya başladı. Yani birçok örnek söyleyebiliriz. Hayat dergisinin de birlikte Amerikan kültür hayatının bize etkilendiğini görüyoruz. Amerikan kültür derneklerinin oluştuğunu gözlemleyebiliyoruz. Yani Amerika ile başlayan süreç 1947'den itibaren Amerikan eğitim sistemimizde bizi yavaş yavaş etkilediğini gözlemleyebiliyoruz. Hem Amerika'dan gelen yabancı uzmanların büyük etkisinin olduğunu gözlemliyoruz. Daha sonra barış gönülleri denilen İngilizce öğretmek amacıyla bir takım öğretmenlerin Türkiye'ye gelerek misyonerlik faaliyetleri kapsamında birçok eğitimsel dönüşümler sağladığını gözlemleyebiliyoruz. Yani bunların hepsini söyleyebiliriz. Bu az önce dediğimiz gibi beraberinde televizyon ve sinema kültürünün açığa çıkmasına, bir takım özel televizyon kanallarının zaman içerisinde oluşmaya başladığını, Star 1 gibi, HBB gibi Özal döneminde başlayan süreçle birlikte özel televizyonların ortaya çıktığını söyleyebiliyoruz. İşte belli sinemaların dönem filmlerinin köyden kente göç olgusu, zengin kız fakir erkek, siyasi filmlerin, yurt dışındaki işlerle ilgili bir takım filmlerin, western filmlerin bunların hepsi bizim kültürel hayatımızı korumak ya da değiştirmek amacıyla ortaya atılan filmler olarak söyleyebiliriz. Son olarak iki konudan bahsedeceğim ve bugün konuşmamızı bitireceğiz. Bin temel eser projesi de çok önemli. Yüz temel eser değil bakın burada bin temel eser. Süleyman Demirel döneminde başlatılan bu kültürün değişimi ve dönüşümü değil, kültürün aslında korunmasıyla ilgili gelen bir süreç. Yani Türk kültürüne sahip çıkmak amacıyla bin tane temel eser belirleyip
kültürümüzün korunması ve bunları genç nüfusa aktarmakla alakalı bir takım çalışmalar. Bu kapsamda özellikle okullara bir takım kitapların önerilmesi ya da kıraathane dediğimiz okuma evlerinin, günümüzde kıraathaneler maalesef kahvehane olarak isimlendiriliyor ama okuma evleri Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu projesi de var. Millet ismini hatırlayamadım. İsmi neydi? Affedersiniz. Millet kıraathaneleri diye mi geçiyordu? Evet. Yani bu tarz okuma evleri günümüzde tekrar oluşturulmaya çalışılıyor. Millet bahçeleri değil, millet kıraathaneleri. Belli illerde bu başarılı oldu ama burada belli okuma evlerinin ya da odamaların oluşturulması ile ilgili çalışmalar o dönemde de Süleyman Demirel döneminde de başlatılmış. Bu bahsettiğimiz yıllar 1970'ten önceki dönemler. İlhami Ertem Milli Eğitim Bakanı Muharrem Ergin'in hazırladığı Dede Korkut kitabı bu kapsamda ilk defa basılan eser. Daha sonraki süreçlerde baktığınızda farklı kitaplar varmış, basılmış ama bu başarılı olan bir proje değil. 1990'lara gelinceye kadar özellikle Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı'nın Kültür Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı'nın üzerine atmış bu projeyi. Yani 150 kitap anca basılabilmiş diyebiliriz bu 90'lı yıllara kadar. Dede Korkut hikaye kitabı da burada. Hatta eski kitapların üzerinde 1000 temel eser diye yazar. O logosu da var. Sonraki süreçte 100 temel eser projesi var Hüseyin Çelik'in başlattığı 2004-2005 yılındaki genelgelerle. Bu ilk öğretim için ayrı, orta öğretim için ayrı bir takım kitap önerileri var. İlk öğretim için Türk Edebiyatı'ndan 70, Dünya Edebiyatı'ndan 30. Orta öğretim okulları içinde 73 Türk Edebiyatı'ndan 27 Dünya Edebiyatı'ndan bir takım kitaplar var. Bu kitapların okunmasıyla birlikte az öncekinin tam tersi yani milli değerler yerine daha küresel değerlerin öğretilmesiyle ilgili çalışmalar kapsamında Hasan Ali Yücel dönemindeki benzerlik gösterebiliyor burada. Yani Yakup Kadri Karaosmanoğlu tek başına okutulsa insanların Kurtuluş Savaşı ile ilgili bir takım şehitlik ne bileyim vatan sevgisiyle ilgili belli değerlerin öğretilmesi söz konusu ama bu kapsamda Rus edebiyatından ya da Alman edebiyatından, Amerikan edebiyatından bir takım eserler okutularak daha üst düzeyde değerlerin öğretilmesi söz konusu veya bu düşüncesi var. Bu kapsamda işte küreselleşme ya da insan hakları gibi evrensel değerlerin, demokrasi gibi evrensel değerlerin öğretildiğini gözlemleyebiliyoruz. Yani bu tür olaylar, bu olaylar çok çok fazla. Burada ben bugünkü webinarımızda bunları özetlemeye çalıştım. Yani toplumsal dönüşümler hep eğitimi etkilemiş, eğitimler toplumu etkilemiş, toplum da kültür hayatımızı etkilemiştir diyorum. Eğer sorularınız varsa bugünkü anlatacaklarım bu kadar. Yani 1,5 saate geçtik. Gerçekten benim için de çok keyifli oldu. Umarım yararlı olmuşuzdur. Soruları nasıl alıyoruz Ertan Hocam Hocam çok ya keyifli. da buyurun. Hocam ben de eğitim felsefesi buyurun doktora, Fatih Hocam. tarih temel doktora öğrencisi. Çok kaldım. Tekrar etme imkanımız oldu. Bu Hasan Ali Yücel'in yazdığı kitaplarla ya da bastırdığı çeviri kitaplarının humanizma akımı yani Yunan seviciliği olarak ya da Yunan eserlerinin, klasiklerinin okutulması ile ilgili birçok eleştiri var. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu merak ediyorum. Yani öncelikli olarak Latince kitapları özellikle yani antik Yunan döneminden itibaren zaten belli eserlerin çevrildiğini görüyoruz. Yani Aristo'dur veya felsefi kitaplarının çevrildiğini görüyoruz. Bu tür eleştiriler var ama bilmiyorum yani hümanizm hareketlerinin yani şöyle söyleyeyim bir kişi bakan oluyor bir ülkede. O ülkenin eğitim sisteminin nasıl şekillendireceği gibi bir takım teorileri ya da bakış açısı var. O dönemde de Hasan Ali Yücel böyle bir şey düşünmüş. Yani bu yapılan her şeyle ilgili örneğin eleştiriler var. Yani 100 temel eserle ilgili benim de birçok eleştirim var. Belli değerlerin yok olması ile ilgili. O dönemde de işte hümanizm hareketi gerekli miydi, değil miydi tartışılabilir ama kültürel anlamda birçok değişim ve dönüşümü beraberinde getirmiş. Bu olumlu da olmuş, olumsuz da olmuştur. Yani her değişim mutlaka olumlu olmaz. Olumsuz yönleri de muhakkak var. Bir de bu olayın felsefi boyutu var. Kime göre iyi, kime göre kötü? Neye göre güzel olmuş, neye göre kötü olmuş? Bu tartışılabilir muhakkak. Bunları söyleyebiliriz Fatih Hocam. Eğitim felsefesi üzerine mi Hocam çalışıyorsunuz? Ben merhaba. bilmiyordum. Evet hocam. Hocam Türkiye'deki eğitim felsefesi yok. Eğitim felsefesi oluşturulamıyor. Yani başlardan beri sürekli bir değişen ideolojilere, fikirlere göre eğitim felsefemiz değişiyor diyorlar.
Ziya Hoca'nın eğitim felsefesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce varoluşçu mu yoksa faydacı mı? Nasıl görüyorsunuz? Güzel bir soru. Burada toplumsal talep kuramı birazcık ön plana çıkıyor. Yani şöyle aslında bakın, eğitim felsefesi madem çalışıyorsunuz, yani bilmiyorum diğer öğretmenlerimiz sıkmazsa kabaca şu bilgiyi vermek istiyorum. Eğitim sistemleri zaten genel olarak bireyci mi toplumcu mu eğitim, hangisini benimsemeyle ilgili, yani psikolojisim ya da sosyolojisim dediğimiz akımların çatışmasıyla ortaya çıkmış. Yani bireycilik daha ön planda çıkarsa bu farklı türde bir vatandaş yetiştirme oluşu, toplumcu olursa yani birinde özgür vatandaş yetiştirme arzusu var, diğerinde militan vatandaş yetiştirme arzusu var. Yani toplumcu bakış açısı. Bizim temel eğitim sistemimizin çekirdeği Durkheim eğitim sosyolojisine dayanıyor. Dolayısıyla yani toplumculuk bize daha ön plandadır. Yani Atatürk'ün o sözü söylenir hep, işte fikri hür, vicdan hür nesiller yetiştirmek istiyoruz. Yani bu sanki bireyciymiş gibi algılanır ama değildir, toplumcudur. Yani bireyin fikri hür ama toplum anlamında fikri hür, vicdan hür gençler yetiştirmeyi arzularız deniyor. Yani bu da meşruiyet döneminde de bu psikoloji Satı Bey ile Ziya Gökalp'in atışmaları vardır. Yani eğitim sistemlerinde bu çekişmeler hep olmuş. Yani toplumun bireyi mi ön plana çıkaralım, şahsiyet kavramı mı geri planda çıkarılsın, ön plana çıkarılsın. Yani Ziya Hoca'nın belli, yani tek anlamda şudur diyebileceğim ben değil. Yani varoluşunun da olduğunu hissediyorum, diğerinin de olduğunu düşünüyorum. Ama iyi şeyler yapılıyor. Buna eminim. Gerçekten burada Milli Eğitim Bakanlığı'nın şeyi olduğu için değil veya bir hocamız olduğu için söylemiyorum bunu. Gerçekten iyi şeyler yapıldığını düşünüyorum. Ama zaman vermek lazım. Bakın, bizim en büyük sıkıntımız bu. Yani çocuk ilkokuldan itibaren başlıyor. Mezun olması için 12 yıl geçmesi lazım. Yani ürünün ortaya çıkması için 12 yıl zamana ihtiyacımız var. 12 yıldan sonra bunu anlayabiliriz. Yani başarılı mı değil mi? Biz 2-3 yıl sonra bir anda sistem değişikliğiyle bunu anlamıyoruz. Yani bir nesil tam ortasındayken 3 farklı müfredata da 3 farklı sisteme tabi oluyor. Bu beraberinde bir takım sıkıntıları açığa çıkarıyor muhakkak. İyi şeyler oluyor diye düşünüyorum. 2023 vizyonu ile ilgili özellikle önemli çalışmalar var. Bu vizyonu ortaya koymak da önemli. Söyleyebileceklerim bunlar Fatih Hocam. Hocam çok harika ve güzel bir sunumdu. Çok akıcıydı. Sizi çok gördük. Yani 2 saatten fazla bir zamandır konuşuyorsunuz. Ama hiç nefes almadan dinledik diyebilirim. Öğretmenlerimizin sohbet bölümünden takip edebildiğim kadarıyla harika bir sunumdu. Hocam tekrar ben şahsım adına, bütün ekibim adına sizi görmek isteriz toplantılarımızda. İlerleyen günlerde de İsmail Güven hocamız gelecek. O da bir eğitim tarihçisi. O da Evet, bizimle birlikte hocamızdır. olacak. Onun da 20 sanırım 20 Mayıs'ta onunla beraber olacağız. Ben elinize, kolunuza, dilinize sağlık hocam. Çok teşekkür ederim. Bu değerli zamanınızı bize ayırdınız. Estağfurullah, her zaman davet ettiğiniz zaman böyle gerçekten Etivinink ailesiyle ben ilk defa buluşuyorum. Yani sizlerle tanışmama vesile olan Mustafa Hakan Büyücük Bey'e de teşekkür ediyorum. Hani sağ olsun o davet etti. Ertan Bey ile iletişime geçtik. Siz de ismen biliyorduk ama hani tanışmak nasip olmamıştı. Davet ederseniz her zaman için gelirim. Burada eski öğrencilerimle buluşmak, memleketinden selamlar gönderiyorlar. Yani bunları duymak gerçekten çok güzel. Dediğiniz gibi çok geniş katılımı da var. O açıdan da çok çok önemli. Hocam, Bunları bir söyleyebiliriz, arkadaşımız evet. daha söz hakkı istiyor. Ona da verelim. Sizi çok Tabii. fazla yormadan. Baki Yazıcıoğlu hocamız ısrarla bir soru sormak istiyor. Baki hocam buyurun. Baki hocam beni duyuyor musunuz? Baki Yazıcıoğlu hocam. Şimdi geliyor mu? Şimdi sesim geliyor Geliyor, mu? şimdi geliyor hocam. Buyurun. Buyurun lütfen. Hocam merhaba. Düzce'den katılıyorum. Sınıf öğretmeniyim. Merhabalar. Ben de bir Evet. Gazi Kastamonu mezunuyum. Hocam şimdi 2 sorum var. Birincisi Osmanlı döneminde kız çocuklarının orayı bir kaçırdım. Kız çocuklarının zorunlu eğitim hiç oldu mu? Bu birinci sorum. Bir şeyler okudum ama sizden duymak istiyorum. İkinci sorum da az önce gruba yazdıydım. Arkadaşlar da biraz cevap verdi ama orada da bir şeyler okudum. Bu köy enstitüleri 1954'te kaldırma sebebi mali yardımlar olduğuna dair.
Ama bunları ispatlı bir şey okuyamadım. Bununla ilgili hocamdan bilgi almak için söz hakkı istedim. Teşekkür ederim. Kastamonu'ya ve Naim hocamı tanıyorsanız kendisine çok selam söyleyin. Tabii Naim hocamı tanırım. Sınıf öğretmenliği kaç mezunsunuz hocam? 2003 mezunuyum. Naim hocamla hala görüşürüm. Sağ Evet. olsun. Görüşürüz. Ona görürseniz, selam belirtirseniz Kastamonu'ya da ayrı bir Aleykümselam inşallah. hayranlığım vardır. Teşekkür ederim hocam. Şimdi birinci sorunuza cevap verelim. Kızların zorunlu eğitime tabi tutulması ile ilgili Sıbyan Mektebi ile ilgili zorunluluklar yani 1824 fermanında da var. Kız ve erkek diye ayrım yapmıyor. 1847 talimatnamesinde de var. Sonraki süreçlerde 1869 Maarif Umumiye Nizamnamesinde de var. Bu devam etmiş. Yani Cumhuriyet'le birlikte de bu süreç devam etmiş. Yani kızlarla alakalı baktığınızda ama yani ilkokul seviyesinde bu ortaokullarla ilgili süreçler zaten daha sonraki süreçlerde başladığı için bu zorunluluk yoktur. Yani vardır diye mi? Çünkü kızlar için okul yok zaten. Ama Cumhuriyet döneminde belli yasalar çıkarılıyor eğitim politikaları açısından. Köy enstitülerine gelince bunu açıklamıştım hani kendi fikirlerimi. Köy enstitüleriyle ilgili kapanma süreci mali yardımları kesiliyor. Bu bir etkendir. Yani okulların kendi kaderlerine terk edilmiş belli işlemleri gerçekleştirilmesi için. Ama amaç kapatmak Reşat Şemsettin Sirer döneminde belli bir takım politikalar geliştiriliyor ama daha sonra hani kapatılmak yerine aslında şöyle söyleyelim. Önce karma eğitim zaten engelleniyor. İki yerin Beşikdüzü ve Kızılçullu'ydu. Yanlış hatırlamıyorsam iki yerin kızlar için köy enstitüsü, diğerlerinin erkekler için köy enstitüsü olduğunu biliyoruz. Ama 1954 yılından itibaren de ilk öğretmen okullarına dönüştürüyorlar tamamen ya da birleştiriyorlar. Böyle bir sistem Hocam araya uygulanmış. girebilir miyim? Burada mali Buyurun. yardım dediğim yurt dışından gelen mali yardımların bir koşulu olduğu yani köy enstitülerinden yüksek verim alındığından dolayı yani bir nevi dönemin hükümetlerine bir ne diyeyim size şart gibi olduğu Bunu söylenmesinden bilmiyorum. dolayı bunu böyle bir şey duymadım hocam. Yani resmi kaynaklarda ben böyle bir şey görmedim ama Ben de resmi kaynaklarda duymadım hocam. O yüzden sizinle bir bunu sormak yani istedim. Talim Terbiye Kurulu'nda da zaman zaman bazı yani çok sistemli olmasa da belli görevler alıyoruz. Şimdi orada da hep şu söylenir. Yani 2008 yılına kadar yabancı uzmanlar tamam müfredatımızı yazıyordu. Ben ne zaman gitsem hiç orada bir yabancı uzman görmedim. Yani müfredatımızı onlar mı hazırlıyormuş? Yani alt ekiplerde bir sürü kişiler var. Evet. Yani bazen bir takım şeyler ortaya çıkıyor. Altı dolu olmayabiliyor yani. Dediğim gibi annesi babası belli olmayan çocukların ortaya çıktığı köy enstitüsünde ilgili bir takım iftiralar da var. Hangi köy enstitüsünde diyorsunuz? Cevap. Birkaç tane isim söylüyor ama gerçeği yok. Yani hani olmuş mudur? Olmuştur. Bak olmamıştır söyleyemeyiz yani. Ama bu demek tüm sistemin kötü olduğu anlamına gelmiyor yani. A veya B eğitim fakültesinde öğrenciden istenmeyen bir takım davranışları gerçekleştiriyor diye tüm yüksek öğretim sistemini karalayamayız veya öğretmen yetiştirme sistemini karalayamayız veya Milli Eğitim Bakanlığı'na da 3-4 tane idareci istenmeyen bir takım davranışlar içerisinde girdikleri takdirde tüm temel eğitim kötüdür, orta öğretim kötüdür demek yanlış olur. Yani söylemek istediğim bu benim kısaca. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Çok Ben sağ olun. teşekkür ederim. Hocam izniniz olursa konuşmamızı bitiriyorsak kaynak soranlar da vardı. Yani bu eğitimin sosyal ve kültürel temelleri diye benim kendi eserim de var. Yani bunu tavsiye ederim eğer ilgisi olanlar varsa. Pegem Akademi yayınlarından çıkmış eğitimin sosyal ve kültürel temelleri. Son olarak da bunları söyleyeceğim. Bu platforma beni davet ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir buçuk iki saat geçirdik. İnşallah farklı konularla tekrar davet ederlerse sizde olmaktan büyük mutluluk duyarım. Etivinik ailesinin bir üyesi olduğum için de mutluyum. Teşekkür ediyorum. Şimdi herkesin Ramazan bayramını da kutluyorum. İnşallah bu süreci de en güzel şekilde atlatacağız. Bugün Sağlık Bakanımız güzel haberler verdi. Yani artık kontrol altına alınmıştır diyerekten. Ama bu rehavete kapılacağımız anlamına gelmiyor. Önlemlerimizi almaya devam edeceğiz inşallah. En kısa sürede normal hayatımıza geçeceğiz ama artık yeni bir bakış açısıyla, yeni bir yaşantı tarzıyla olacak. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz.
Tunay Hocam, bizim arkadaşlarımız Eğitimlik ailesi ne kadar sesimizi duyurabilsek ya da duyuramasak da hem alaylı hem yüksek lisanslı hem doktoralı hem de bu işi çok iyi yapan azimli öğretmenlerimizden oluşuyor. Bu sürecin de bize çok fazla öğrettikleri var. Biraz farkındalığı da arttı öğretmenlerimizin kıymetinin. Sizlerle tanışmamıza da vesile olduğu için biz her akşam 9.30'da toplantılarla öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Bugün de Biz de çok girip dinleyebiliyor muyuz? Lafınızı böldüm Ertan Bey ama. tabii, her zaman hocam, yani aynı linkle aynı bağlantıyla her gün bir hocamızı Tamam, ağırlıyoruz. İsmail hocamı dinlemek isterim çünkü. Bekleriz hocam her zaman. Sağ ol. Kurumum adına ve arkadaşlarım adına size tekrar teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarıma sağlıklı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın hocam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, iyi akşamlar.